İşte bu benim son buluşum. Şimdi bakalım şirinliyor mu? Başardım. Oh. Oh, imdat! İmdat! Şirin baba! İmdat! İmdat! İmdat şirin baba! İmdat! İmdat! Ay canına! Ne biçim kabustu? Oh, çok kötü oldum. Şirin baba! Şirin baba! Ay, Şirin ek, usta Şirin. Ne oldu? Ah, Şirin baba! Az önce korkunç bir rüya gördüm. Aa, sakin olun. Rüyalarınız ne kadar kötü olursa olsun hepsi sadece rüyadır. Şimdi ikinize doğru yatağa bakayım. Güzel rüyalar görmeye, hadi. Sağ ol Şirin baba. Allah'ım, böyle de hadi biraz uyuyabilirim. Sonunda biraz uyuyacağım. Gargamel! Sürpriz Şirin baba. İmdat Şirin baba. Şirin baba. Korkmayın küçük şirinlerim. Yeni iksirim Gargamel'i sonsuza dek yok edecektir. Ne? Beni korkutamazsın senin mavi kafalı aptal. Ay, iki ölçek kullansam daha mı iyi olurdu acaba? Ay, olamaz. Ay. Kabul et büyük şirin. Artık çok yaşlandın. Sihir gücün tükendi. Sen de öyle. Bana dokunmayın! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Şirin baba! Şirin baba, uyandın! Ay, küçük şirinlerim, ay ne güzel. Hepiniz iyi görünüyorsunuz. Ay, herhalde bir kabus gördüm. Hepimiz kabus görüyoruz. Evet, bütün gece gözümüzü kırpmıyoruz. Ya, bu basit bir rastlantı olamaz. Şirinler köyüne büyü yapılmış olmalı. Büyü mü? Büyülerden nefret ederim. Kim kabus görmemizi isteyebilir ki? Gargamel! O halde Gargamel'e gidip buna bir son vermeliyiz. Yoksa asla rahat bir uyku uyuyamayız. O sefil şirinler bu şirincinin kokusunu bir aldılar mı... ...bala üşüşen arılar gibi buraya geleceklerdir. Onlar buraya gelince ben de... Yiyorlar. Hey, şu şirinciklere bakın. Yakaladım. Merhaba Gargamel. Ay, hayır, koş Azman, koş. İmdat, Azman koş, yardım et bana. Hayır, olamaz, bırak beni. Gargamel. Hayır, lütfen. Gargamel, uyan. Ne? Kimdi o? Benim, Şirin Baba. Sizi iğren şirinler. Seni şaşırttıysak özür dileriz ama seninle konuşmamız gereken bir konu var. Sizi pis solucanlar, demek bana kabus gördürten sizdiniz. Kabus görmek mi? Ama bize kabus gördüren sensin. Yo, ben değilim. Evet sensin. Hayır değilim. Sensin. Hayır değilim. Sensin. Durun, hepiniz susun. Görünen o ki biri ya da bir şey bize kabus gördürüyor. Bu soruna ancak el ele vererek bir çare bulabiliriz. Yani şimdi birlikte mi çalışacağız sizinle? Kulaklarıma inanamıyorum. Evet, ama önce bize oyun oynamayacağına dair büyücü sözü vermelisin Gargamel. Rahat bir uyku uyumak istiyorsam başka seçeneğim yok galiba. Pekala, söz veriyorum. Hadi başlayalım. Deve kirpiği, küf ve çamur. Kurbağa gözü ve yılan dişi. Bu kökle birlikte... Dili tamamlandı. Kabusların kaynağı çık ortaya. Aa, bu kafatası dağı.
Evet, sorunumuzun kaynağı orası işte. Ha, kabus görmemize neden olan o mu Şirin Baba? Evet Sakar, bu tacın resmini pek çok büyük kitabında görmüştüm. Bu büyülü rüya tacı. Rüyaları ve kabusları gerçeğe çevirebilir. Hadi gelin, hadi bakalım Şirinler. Kafatası Dağı'na gitmeliyiz. Geliyoruz, geliyoruz baba. Geliyoruz. Durun, ben de geliyorum sizinle. Durun. Teşekkürler Gargamel. Ne hissettiğini biliyorum Azman. Ama bu kadar dert etme. Onlar Kafatası Dağı'na ulaşınca onları bekliyor olacağı seninle. Artık dinlenebilir miyiz Şirin Baba? Şimdi olmaz tembel. Şirin Baba. Şimdi olmaz Şirine. Hayır Şirin Baba. İşte orada. Ha Şirinler adına haklısın. Fırtınayla tekrar ortaya çıkmış. Ancak onu gömersek rahat ederiz. Hadi gömelim şunu. Bu da asla olmayacak. Gargamel. Ben Gargamel. Artık rüya tacının sahibi benim. Ve hepinizin hayatını kabusa çevireceğim. Oh Şirin Baba, şimdi ne yapacağız? Önce buradan kaçalım hadi. Gelin buraya. Korkmayın canım. Canınızı acıtmayı asla istemem. Nasıl olsa bir gün uyuyacaksınız. O zaman da sizin en kötü, benim en güzel rüyalarım gerçek olacak. Şirinler, şirin parçaları. Ah, evim, evim, güzel evim. Bakalım bu rüya tacı çalışıyor mu? Çalışıyormuş Azman. Önünde sonunda Şirinler uykuya dalacak. Azman ve biz onları yakalayacağız. Au! 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 Ağlardan ay! Ama birbirimizi çimdiklemezsek hemen uyuruz Somurtka, değil mi? Biraz daha dayanın Şirinlerim. Sanırım uyanık kalma iksirini buldum. Ay işe yaramıyor. Uykum olunca büyü şirin yemiyorum ki. Tembel, sakın uyuma. Uyursan Gargamel seni yakalar. Engel olamıyorum. O kadar yorgunum ki. Yok oldu. Gargamel onu yakaladı. İşte birinci şirin. Yakında hepsini yakalayacağım. Bu arada ben de biraz uyusam iyi olacak galiba. Evet. Uykulu şirinlerim. Zavallı tembel ve bizler için tek umut var. Hepimiz uykuya dalmadan önce rüya tacını Gargamel'in elinden almalıyız. Bu yüzden de hemen gidelim. Marş marş. Hadi bakalım. Marş marş. Şirine, Somurtkan Şakacı, bu sizin göreviniz. Diğerleri de benimle gelsin. Hadi. Çekin Şirinler, çok az kaldı. Hadi. Çok yorgunum. Hayır güçlü, sakın. Sakın uyuma. Hayır, güçlü de uyudu. Dayanın hadi. Ay, ay, oh, ha, ne, no, ne oldu? Ne, ne var? Aha, Şirinler. Şirininiz hemen kaçın. Tembel güçlü uyanın. Buradan hemen çıkmamız gerekiyor.
Yapmayın, vazgeçin Şirinler. Artık sadece rüyalarınız değil, şimdi kabuslarınız da benim kontrolüm altında. Yardım et Şirin baba, imdat! Beni yakalayacak! Aya Şirine, unutma bu sadece bir rüya. Rüyalarını ancak sen belirlersin. Sen sadece bir rüyasın, git buradan, işe yaradı! Tanrım, işe yaradı Şirin baba! Bana o tacı ver Gargamel, yenildin! Henüz değil, bakalım kabuslarına ne kadar dayanıyorsun Şirin baba. Hop, çekil üstümden seni sersem kedi, çekil diyorum salak şey! Renkli rüyalar Gargamel. Ay! Sizi iğren Şirinler, bir gün sizi yakalayacağım, Şirinlerden nefret ediyorum, nefret! Gargamel'e ne oldu Şirin baba? Şey, ben de çok kötü bir rüya gördüm. Ay, şimdi elime düştünüz işte küçük mavi solucanlar sizi. Koş Sakar, koş! Bu sefer elimden kaçamazsınız. Kütüğe dikkat et. Ne kütüğü? İmdat! Beni yakaladı! İmdat! Bırak beni! İmdat! 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 Kes sesini! Nefis bir yemek ki bu. Yemek mi? Hayır. Bu beni... İmdat usta! Bakamıyorum bile. İmdat! Bakamıyorum. İmdat, ben daha çok gencim. İlk ısırık her zaman çok lezizdir. Ay! Bu tarafta Sakar, sıvışalım hadi. Hadi koş. Aman of usta, ay hayatımı kurtardın. İnan bunun altında kalmayacağım. Merak etme, bunun karşılığını bir gün ödeyeceğim. Boş ver Sakar, bunu her Şirin öbür Şirin'e Şirinlerdi. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Nasıl ödeşeceğimi biliyorum. En azından bunu yapabilirim. Sakar, sen ne yapıyorsun? Kahvaltını yatağına getireceğim. Bu kadarını yapabilirim sanırım. Bütün bunlara hiç gerek yoktu Sakar. Sorun değil. Sen rahatına bak. Ben her şeyi yaparım. İşte kahvaltınız. Sağ ol Sakar. Dur, bekle. Önce peçeten. İşte oldu. Bu kadarı yeterli Sakar. Ben zaten hiç kahvaltı etmem ki. Sevindim çünkü sana muhteşem bir şeyler hazırladım. Hayır, yemek yiyecek vaktim bile yok. Biliyorsun dükkanda yapılacak çok iş var. İşin çok mu? O zaman yardım edeyim. Bunu yapabilirim. Nereden başlayayım? Sen otur ve beni izle lütfen. Elbette. Sakar, oradan izleyebiliyor musun beni? Tabii. Buldum. Alet kutusuna vida getirebilirsin. Hadi bakalım. Elbette. Alet kutusundan vida getireceğim. Alet kutusundan vida getireceğim. Tralalala. Tralalala. İşte vidalar. Ne oldu? Bilmiyorum ama bu vidaları hemen şuradan aldım işte. Bak şimdi Sakar, büyük sırrımı öğrenmiş oldun. Ben de çiftçi Şirin için bir korkuluk yapıyordum. Bu onu bir süre için rahat ettirir. Usta, yanına geleyim mi? Sen orada kal. Gelebilir miyim? Orada kal. Usta. Orada kal dedim. Usta, peki şimdi? Orada kal. Sakar, ne oldu? Neredesin? Yukarıdayım usta. Usta, sanırım havalandım ben.
Çiftçi, işte otomatik çalışan rüzgar güçlü yeni korkulu. Ben de yardımda bulundum çiftçi. Ama altında bir kaya parçası kalmış. Sorun değil, şimdi hallederim. Sakar yapma. Sorun değil, bu kadarını yapabilirim. Onu durdurmalıyız. Direkt olarak köye gidiyor. Dikkat et! Kaçın, korkuluk geliyor! Kaçın, korkuluk geliyor! Kaçın! Korkuluk, kaçın! Kaçın, kurtarın kendinizi! Hareket eden korkuluktan nefret ediyorum. Hadi şu an içi şirinleyelim. Evet, şirinleyelim. Hadi onu hadi bir indirelim. Ay, yoksa onu bile yakaladım işte. Tamam. Hill'dan nefret ediyorum. Hey, ne harika bir korkuluk usta. Civarda onun gibisi yok. Senin için başka ne yapabilirim? Hiçbir şey istemiyorum. Ama sen hayatımı kurtardın. Bunu bütün şirinler için yapardım. Yani unut gitsin, oldu mu? Tamam. Peki. Sakar! Ne istedin? Korkuluk mu? Vida mı? Sakar, neden birazcık tahta toplamıyorsun? Tabii! Bu kadarını yapabilirim. Olamaz. Ondan kurtulamayacağım. Sakar'ın duygularını rencide etmeden bu sorunu çözümleyecek tek bir şirin var. Ya bir dövdün için sana teşekkür ederim. Bence biz öncelikle sorunun şeyini yapmalıyız. Ben Şirin Baba'yı kastetmiştim. Aa! Evet şirinler, usta sanki tehlike demiş gibi bir ortam yaratacağız. Usta imdat isteyecek, Sakar'ın onu kurtarması gerekecek. Her şey hazır mı usta? Pekala Şirin'i. Bir deneyelim, mükemmel olacak bu. Öyleyse hazırız. Tamam, Sakar'ı çağırın. İmdat! İmdat! Usta! İmdat! Odu topluyorum ha, usta, odu topluyorum. İmdat! 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 İşte geliyor. Bekle, yanlış yere gitti. Hayır, gelmiyor. Hayır, geri dönüyor. Bekleyin, yine aynı yere dönüyor. İmdat! Sorun nedir? Usta nerede? Orada, kütüğün altında kaldı. Sakın korkma dostum, seni oradan hemen şirinleyeceğim, merak etme. Şşt, halat! Halat asılacak kadar güçlü şirin olsaydı. Evet ama Sakar gibi güçlü bir şirin halatı çekebilir, öyle değil mi? Halat mı? Şu halat! Ya hayır! Sakar! Dikkat et Sakar! Ay aman usta, yine hayatımı kurtardın. Şimdi sana iki kere borçlanmış oldum. Umarım bu işe yarar Şirin Baba. İşte geliyor usta. İmdat. Sakın merak etme usta, geldim. Keşke yüzmeyi biliyor olsaydım. Kayığı alabilirsin. Doğru, kayık. Keşke kürek çekmeyi bilseydim. Çok basit, yardım ederiz. İşte geldim usta, asıl. Hadi. Birazdan oradayım usta, merak çok etme. Birazdan oradayım. Biraz yavaşla. Çok hızlısın, yavaş ol diyorum sana, yavaş ol. Çabuk, halatı çekin. İmdat! İmdat! Kötüyü tut Sakar ve asla unutma, yaşaman buna bağlı. Hadi tut! Usta, yine hayatımı kurtardın. Bu tıpkı bir rüya gibi. Daha çok kabus gibi. Ya.
Buldum. Sakar böylelikle ustayla ödeşebilir. Son kez olarak sahte bir canavar ustayı yakalayacak ve Sakar'ın tek yapması gereken de onu korkutmak olacak. Nasıl fikir? Evet, çok iyi bir fikir. Bu iş için korkuluğu kullanmalıyız. Harika bir fikir bu Şirin Baba. Ay, çok ürkütücü. Evet, sanırım bu işi iyi becerdik Şirinlerim. Tekere bir taş daha lazım. Ben gidip taş getireyim bari. Çocuklar, canavarımız geliyor. Hem de çok çirkin. Şirin, usta seni şurada bekliyor. Harika olmuş. Şirin Baba, gerçekten bir numara bu konuda. Canavardan nefret ediyorum. Ben nefret ediyorum. Vay, korkulukla çok iyi iş becermişler. Çok başarılısınız çocuklar. İmdat, Sakar. Hatta sesi bile gelecek canavara benziyor. O kadar sıkmayın ama çocuklar. Bu Şirin Baba'nın en iyi fikirlerinden biri. Hey Şirinler, geri getirin. Hatta sesi bile gerçek canavara benziyor. Bir dakika, bu korkuluk değil. İmdat, evet bu bir korkuluk değil. İmdat. Ulu Şirin, usta gerçek bir canavarın eline düştü. Hey, seni gidesin. Ustamı bırak çabuk, hadi. Evet, ve bir an önce Şirin de, yoksa Şirin Baba sana çok kızar. Sakın korkma usta, geliyorum. Bana güvenebilirsin. Canavara yol açın. Vay, Sakar, hayatımı kurtardın. Efendim, sanırım artık ödeştik usta. Hem de kesinlikle ve ben sizinle gurur duyuyorum. Hayır Şirin Baba. Ne? Bence bu durumda şimdi de usta Sakar'a borçlu. Çünkü Sakar onu kurtardığında usta onu borçlamamıştı. Yani Sakar da... Şirin Baba'nın dediği gibi şimdi herkes ödeşti. Bir tutam şundan, bir avuç da şundan alayım bakayım. Bir parça da bundan. Şimdi hepsini karıştıralım. Başardım. Azman. Sanırım sonunda başardım Azman. Bir kaşık dolusu bundan da katınca... ...Şirinler için hazırladığım özel formül tamam demektir. Ama önce... ...bir deneyelim bakalım. Harika. Eğer onları da böyle senin gibi aptala döndürebilirsem... ...artık onlara neler yapacağımı sen tahmin et bakayım. Bu kadar sık yüzlü olma Somurtkan. Eğlenerek iş görürsek çok daha verimli oluruz. Gördün mü? Eğlenceli değil mi? He? Eğlenmekten nefret ederim. Yapma, gülümse biraz. Sana iyi gelir. Bana iyi gelen şeylerden nefret ederim. Sonunda seni güldüreceğim. Göreceksin. Yeni komik yüzüm. Çok yakında Şirinlere rastlayıp onları yakalayacağız Azman. Şundan bir iki damla, sonra da seyret gümbürtüyü. Gülmeye hazırlan Somurtkan, buna bayılacaksın. Orada hazır değilim. Dinle, bir tane bu vakti, şu tarafta. Neden gülüyorsun, daha yüzüme bakmadın ki, neden gülüyorsun? Sürük benim vahşi iğrençlerim. Ay, çok komik. Gördün mü Azman, kontrollerini kaybettiler. Hadi onları eve götürüp gülmekten çatlamalarını izleyelim. Şimdi bir şey, gülmekten çatlamak mı değil mi? Ay çok komik.
Şimdi biz gülmekten çatlamak. Ay, ay gülmekten çatlayacağım. Gülmekten nefret ediyorum. Bu iş çok zordur Sakar, bak vuruşuma dikkat et, tamam mı? Peki gözlükle anladım. Ay! Tanrım affedersin gözlükle, öteki tarafa bakıyordum. Her zaman dediğim gibi doğru bir iş yapmak istiyorsan tek başına şirinleyeceksin. Gözlüklü bak. Ha? Ha? Şakacı ve somurtkan yüzmeye gidiyorlar. Bak bize sesleniyorlar. Merhaba şakacı, merhaba somurtkan. İmdat! Ay kurtarın bizi! İyi de onlar yüzmüyorlar, boğuluyorlar. Gel gel Sakar. Gözlüklü imdatınıza yetişecek. Çekmeye hazırlan Sakar. Aman gözlüklü. Saniyeler bile çok önemli. Yardım gerek. Pekala. İmdat! İmdat! Hepimiz boğulacağız. İmdat! İmdat! Ay! Ay boğulacağım, düşeceğiz. Ay kayalar var. Buna engel olabiliriz. Asılın şirinler, asılın. Aşağıya düşün. Hayır, benimki daha çok geldi. Allah kopmayın. Allah kopmuyor. Ay kopuyor. Ay kurtulduk. Ay. Zavallı şirinler. Neden sürekli gülüyorlar? Bilmiyorum. Belki de Şirin Baba neden ne bileyim. Pek hasta gibi değiller. Söyleyin şirinlerim, size ne oldu böyle? Hadi söyleyin. Ay gülmekten nefret ediyorum. Şey demek istedim. Ay. Ay garga. Ay garga. Garga ben mi? Ay. Bunda gülmeyecek bir şey yok. Bir an önce bu işe bir son vermeliyim. Bir panzehir gerekiyor. Bizim de bir yardımımız olabilir mi? Bu gülüşlere nasıl son vereceğimi biliyorum. Acıklı bir parça çalayım bari. Sadece bir düşünceydi. Baksana, belki de hıçkırık gibi bir şeydir. Biz de onları korkutarak geçirtiriz ha? Çok iyi fikir Şirin. Bir tek bu formülle gülmelerine bir son verebilirim. Bir parça şu karışımdan, biraz da soğan yağı koyduk mu ve de iki ölçek yalancı ağlama. Hazır olun ve nefesinizi tutun. Hadi şirinlerim geliyor. Şirin aşkına işe yaradı. Artık gülmüyorlar. Aman tanrım, galiba dozunu biraz fazla kaçırdım. Gelin şirinlerim, panzehirim işe yaramadı. Ormandan yeni karışımlar elde etmeliyiz. Elde ettiğimiz bu karışımlarla köye geri dönelim. Umarım bu sefer bir işe yarar. Şirin baba, şu yeni panzehiri bir an önce bitirse iyi olacak. İşte oldu. Geri çekilin. Geri çekilin. Derin nefes alın şirinlerim. Kurtulduk. Kurtulduk. Şirin aşkına, parlayan bir bulut ve bu tarafa doğru geliyor. Tersi Şirin! Efendim Şirin baba? Bütün dikiş malzemelerini toparla. Peki Şirin baba. Sizler de bütün çarşaflarınızı buraya getirin. Peki Şirin baba!
Çarşaflarımı, tanrım, çamaşır yıkamak için hiç uygun bir zaman değil. Kafana takma Sakar, Şirin Baba ne diyorsa onu yap işte. Rüzgarın hızı bir harika Osman'cığım. Yakında bütün köyü bu bulut kaplayacak ve Şirinler de çaresiz kalacaklar. Ve kendi delice kahkahalar arasında iyice yitip gidecekler. Acele edin, bulut az sonra burada olur. Bitmek üzere Şirin Baba ama çok aceleye geldiği için sağlamlığına dair garanti veremiyorum, üzgünüm. Çekin! Aa! Çekin! Aa! Çekin! Aa! Acele et Şirin Baba, acele et! İşte geldik. Gargamel'in bulutunun gelmesini bekleyelim. Sonra da küçük bir planımı uygulayacağım. Sanırım bu ona çok iyi bir ders olacak. İşte, bu işte bitti artık. Şimdi Şirin kahkahalarını ve kendi kahkahaları arasında ölmelerini izleyeceğiz. İyice asılın Şirinler, devam edin. Hadi çocuklar, sakın kaytarayım demeyin. Hop! Asılın, asılın! Harika! Şimdi de Gargamel'i bu ağaca çekip bu bulutlar üzerine boca edeceğiz. Pekala Şirinler, başlayın! Hadi hadi, Gargamel sesimizi duysun. Biraz daha hazla gülün. Hazdan nefret ediyorum. Haz ne demek? Haz kelimesi bana çok yakın bir terim. Tam olarak açıklamam gerekirse. Çok daha iyi oldu. Dinle Azman. Dinle iğrenç şirin gülüyor. Hem de büyük bir hazla gülüyorlar. Hala şirinler artık gülmeyi kesip çuvalı hazırlayın. Gargamel geliyor. Sizi duyuyorum küçük şirinler. Ve şimdi de görüyorum. Siz gülmeye devam edin bakayım. Ama sizi laboratuvara götürdüğümde hiç komik bulmayacaksınız. Sayıları bayağı çokmuş. Bakalım önce nasıl yapsam, kaynar yağ deneyini mi yapsam? Kaynar yağ, kaynar yağ dedi. Yoksa dondurucu buzlu su deneyi mi yapsam? Gel Azman, galiba katılmak isteyen biri daha var. Neredesin küçük şirinci, gel bakalım. Neredesin, onu bulalım Azman. Ses ver, neredesin bakayım? Buradayım Gargamel. Ve bu sefer gülen sen olacaksın. Evet, şimdi dostum. Dur, bekle. Bu haksızlık ama. Biz bu büyüye karşı önlemimizi almıştık Gargamel ama sana da biraz ayırdık. Hadi çocuklar. Burada çok kahkaha var. İşte panzehir. Bu kahkahamı keser. Huzurunuzu yakalarım. Ama artık panzehir kalmadı tabii. Tabii ben... bizi bir hafta güldürecek kadar niye? Bana kadar... Özel mülk, rahatsız etmeyin. Acaba şakacı orada ne şirinliyor? Hayır olmaz şirine. Şirinler için ev kutsaldır ve bizler de bu duruma karşı çok saygılı davranmak zorundayız. Gel bir göz atalım. Şuraya bakın. Şimdi de hiçbir şey şirinleyemiyorum. Bir bakayım, ben de bakayım. Biraz kenara çekilin. Merhaba şirinler. Siz ne şirinliyorsunuz burada? İşte bunu da şirinledik. Artık en mükemmel ortadan yok etme numaramı hazırım. Şimdi bunu yok etmek için önce bunu kutuya koy. Sonra da kutuyu 90 derece çevir. Sonra da tıkla. Ve kaybolsun.
Oh, Şirin laneti. Herhalde bir yerde hata yaptım. Oh, kesinlikle bir yerde hata yaptım. Evet. Bu da kim? Siz ne Şirin dediğinizi sanıyorsunuz ha? Ne? Aa, biz sadece durmuştuk yani geçiyorduk be şakacı. Ama gerçekten de hoş bir sürprizdi şakacı. Yani paketin hala yerinde olması bir yere yok olmadı. Bu çok saçma, ben sadece deniyordum. Bu en önemli buluşum, istediğim zaman şirinlerim. Evet. Aa, yapma şakacı, biz daha dün şirinlenmedik biliyorsun. Ortadan kaybolan tek şey duman oldu. Madem ki istediğin anda şirin diyebilirsin, öyleyse ispat et. Evet, ispat et. Oh, pekala, içeri şirinleyin. Önce sandığa koyalım. Sandığı 90 derece çevirelim. Tıklatalım. Tanrı aşkına şirinlerim, size ne oldu? Hepiniz iyi misiniz? İsim vermek istemiyorum Şirin Baba. Ama şakacı yine o aptal ve gereksiz şakalarından biri. Aptalca değildi. Bu bir yok etme numarasıydı. Bunu şu Asilzade Melkor'un kitabından okumuştum. Yok canım. Asilzade Melkor mu? Kitaptan okuduğuma göre uzak bir diyarda şaheser bir labirentte yaşıyormuş. O adı da boşuna vermemişler. Ona aynı zamanda labirentlerin Melkor'u derlermiş. Ne yapacağım? Ne? Ben Melkor'um. Bütün labirentlerin ve bütün sihirlerin baş ustasıyım ben. Ve de eşyaları yerinden yok etme ustasıyım. Evladım Melkor usta kendini pek iyi hissetmiyor biliyor musun? Hepşe! Evladım neredesin? Kendimi bugünlerde pek iyi hissetmiyorum ve yabancı birinin buraya yerleşmesinden ve sihirli güçleri kötüye kullanmasından çekiniyorum. Artık fazla ömrümde kalmadı. Çok hastayım. O yüzden bütün bunları benden devralacak birine ihtiyacım var biliyor musun? İyi birine. Çok zayıf olmayan birine ihtiyacım var. Tıpkı Şirin Baba gibi. Hepşe! Uzun yıllar önce bana bu sihirleri öğreten büyücümden kaçarken ormanda yolumu kaybetmiştim. Öleceğimi düşünüyordum. Şirin Baba beni buldu ve öde ilacını içirdi. Tabii o tatlı Şirin Baba. Evet, evet, ona bir haber yollamalıyım. Gerçi o benim numaralarımla pek ilgilenmezdi ama... Basil, Basil, neredesin evlat? Gel bakalım buraya. Basil, iyi bir kuş ol ve bu notu Şirin Baba'ya götür. Ve sakın yolda oyalanma. Peki Melkor'un vahşi hayvanları nasıl eğittiğini biliyor musun? Bu çok ilginç şakacı. Peki ya Melkor hiç kuş aracılığıyla mesaj gönderdi mi? Söyletene. Bu da ne? Bana bir mesaj mı var? Sevgili Büyük Şirin, umarım bu not eline geçer. Aslını istersen hastayım ve yardımın gerekiyor. Sana labirent yolunu gösteren bir harita çizdim. Seni seven muhteşem Melkor. Tanrım Şirin Baba, sen aslında muhteşem Melkor'u tanıyor musun ha? Aslında ben onu soytarım Melkor olarak tanırdım. Şirin Baba onu tanıyor. Şirin Baba onu tanıyor. O Şirin Baba tanıyor. Ortadan yok etme numarasını öğrenebilirim artık. Hemen yola koyulalım. Üzgünüm şakacı. Melkor çok hasta. Yalnız gitmeliyim, ayrıca misafiri hiç sevmez. Oh Şirin Baba lütfen, uslu dururum lütfen. Hayır şakacı, olmaz. Hemen çantamı hazırlamalıyım. Hoşça kalın şirinlerim. Çok çalışın ve uslu durun. Beklerim Şirin Baba. Şu paketi de Melkor'a götürür müsün lütfen? Muhteşem. Affedersin Şirin Baba. Hoşça kal şakacı. Hoşça kalın şirinlerim. Hoşça kal şakacı. Nereye gidiyorsun? Yakalandım. Şirin Baba'nın peşine düşeceğim. Ama Şirin Baba açık bir biçimde onun peşinden gelmemeni söyledi sana. Biliyorum ama gitmeliyim. Muhteşem Melkor'un bana ihtiyacı var. Ya şakacı yolunu kaybederse ben de gideyim. Birinin benden daha muhteşem olabileceğine inanmam çok güç.
Şey, herhalde öylesine demişlerdir. Eminim, muhteşem melih oradaydı. Güzel yemekler vardı. Bakın böyle bir şey yapmamalısınız Şirinler. Hoşça kal. Evet ama. Hey, beni bekleyin. İşe yarıyor Azman, işe yarıyor. Çok yakında o aşağılık Şirinlerin izine rastlayacağıma eminim. Ve sonra, işte Şirin ayak izi. Labirent göründü. Sağa dön, sonra sola, kutuya dikkat et. Üçüncü sol, üçüncü sağ. Yakında varırım herhalde. Çok şükür. Selam Melhor. Apşa. Hoş geldin Şirin babam. Hoş geldin. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim Melhor. Hasta olmana da çok üzüldüm. Apşa. Umarım bir yardımın dokunur Şirin babam. Nihayet Melhor'un mükemmel labirenti. Çok yakında muhteşem Melhor'la tanışacağım. Birinci tuzak. Onu çok merak ettim. İmdat! İmdat! Başardım. Sonunda muhteşem Melhor'un malikanesindeyim. Labirente bakın. Umarım burada kaybolmayın. Ama Şirin'i sen daha önce kaybolmaktan hiç söz etmemiştin. Beni bekleyin. Kaybolduk bile. Yakında, hem de çok yakında. Onları yok edeceğim, parçalayacağım. Neredeyiz biz şimdi peki? Neresi? Burası neresi Azman? Hey! Sola dönmeyecektik. Çünkü ben tam sağa doğru dönüş yapıyordum. Beni bekleyin! Ayacıklarım. Bunun hesabını verecekler. Sanırım eksenimiz etrafında dönüyoruz. Söylemiştim. Ama bana kulak asmadınız işte. Azman bu. Kaçın. Seni aptal kedi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yok hayır. Bu taraftan gidemeyiz. Ya da o taraftan. Yolun sonuna geldiniz aşağılık solucanlar sizi. Artık elimizdesiniz. Çok tuhaf. İlacın için gerekli malzemeyi buraya koydum sanıyordum. Affedersin Şirin baba ben... Şakacı Şirin. Seni uyarmıştım. Muhteşem Melhor konuşuyor. Bu yabancı da kim? O şakacı Şirin. Onun adına senden özür dile. Şimdi muhteşem Melhor size apşa. Muhteşem Melhor siz misiniz? Elimize ver Azman. Kaçtılar. Hayır dayanamıyorum, nefret ediyorum. Şirinler aşkına burada ne arıyorsunuz? Şirin baba, Gargamel peşimizde. Öyleyse hemen saklanalım. Kim? Gargamel mi? Şakacı çabuk saklan. Sen muhteşem filan değilsin. Korkaksın sen. Yakaladım. Şimdi beni iyi dinleyin Şirinler. Saklanarak kurtulamazsınız benden. Elimde bu alet olduğu sürece asla. Melhor, bir şey yap. Bay Gargamel, efendim, sakıncası yoksa dostumu serbest bırakın lütfen. Biri bir şey mi söyledi? Hapşa! Evet efendim. Peki sen kimsin ha? İğrenç hilkat garibesi kimsin? Ben Melhor'um. Şu muhteşem... Sen mi? Muhteşem mi? Sen bir hiçsin hiç. Evet çok haklısınız. Ben muhteşem biri değilim. Aslını isterseniz ben bir... Soytarlarla uğraşmam ben. Söyle bakalım, geri kalan iğrenç mavi yaratıklar nerede? Şu özel yapım sandıktalar efendim. Önce sandığa koyarsanız, sola sağa çevirip tıklatırsanız... ...açtığınızda yok oluverirler.
Sizi yakalayacağım şirinler, yıllarca uğraşmam gerekse bile. İşe yaradı. Şirin babam, şirinler artık çıkabilirsiniz. Çok yaşa Melor, çok yaşa, çok yaşa. Siz asıl Şirin Baba'ya teşekkür edin. Beni o iyileştirdi, biliyor musunuz? Aşakacığım, bu senin ikinci önemli bir buluşun olmalı. Sağ ol Melhor. İşte bu çok komikti. Bu çok eğlenceli. Hadi sakar, şimdi beni şirince salla. Pekala gözüktü, işte geliyorum. Ay! Çok sağ ol Sakar. Tekrar sallamak istediğinde hiç kuşkum yok, aklıma sen gireceksin. Göçlü, beni sallar mısın ha? Tabii ki Oburcuğum. Obur, sen iyi misin? Obur iyi ama salıncağımız artık iyi değil. Galiba ip eskimiş olmalı. Bence neden senin ağır bir şirin olman? Açın! Geliyorum şirinler! Oo, ne korkunç! Kendimi şimdi nasıl göreceğim? Bütün suyumuz gitti. Biz şimdi çamurdan nasıl yüzeceğiz? Peki. Ben çamura bayılırım. O kadar kaygan ki. Merhaba sinek. Çamur banyası alır mısın? Sen artık keyfimizi kaçıracak kadar ağırlaştın Obur. Ama bu yalnızca bir kazaydı, istemedim artık ki. Artık rejim yapmam gerekti Obur. Evet. Şirin baba. Obur, ne oldu? Diğer şirinler çok ağır olduğumu söylüyor. Pekala Obur, şimdi şirin şirin otur ve bana her şeyi anlat. Gördün mü Şirin Baba, o gerçekten de ağır. Salıncağımızı kırdı. Ve yüzme havuzumuzu berbat etti. Kusura bakmayın şirinler, ben ve Obur Şirin şirin şirine bir konuşma yapacağız. Onu rejime soksan iyi olur Şirin Baba. Tartılar yalan söylemez Obur. Gerçekten de çok ağırsın. Birazcık kilodan kime zarar gelmiş ki Şirin Baba? Hayır Obur, fazla yemek sağlıklı değil. Ama ya... Aması yok, yarından tezi yok, rejime ve egzersiz yapmaya başlayacaksın. Bütün pastalarına, kurabiyelerine, şirin çilekli keklerine ve kaymaklı tatlılarına el koyuyorum, anlaşıldı mı? Pekala Şirin Baba, kuru bir kurabiyeyle yetineceğimi sanıyorlar, saldırıyorlar. Obur. Diyet mi? Diyet de neymiş? Ya şuraya bak. Pekala Obur, uyanma ve şirinleşme zamanı. Hadi Obur. Erken kalkmak ve iyi bir kahvaltı gibisi yoktur. Sana iyi bir kahvaltı getirdim. Ay. Hey, ne şirinlik düşünüyorsun? Şirin Baba beni diyet sorumlusu olarak görevlendirdi ve bunlar diyette yok. Bu şirin bir düşünce. İşte Obur, kahvaltın. Bu diyete uymamak sudan kolay. Bu bir. Şimdi bırakabilir miyim güçlü? Bir mi? Neredeyse bir. Yani. Durma, devam et Obur. Şirin Baba bana egzersiz öğretmenliği görevini verdi ve ben seni çakı gibi... Ay beni bile çileden çıkarıyor. Akşam yemeğinde ne var sporcu? Açlıktan ölüyor. Ispanak suyu, marul yaprağı, buğday tanesi ve yulaf. Nefis değil mi? Fena değil. Ya tatlı ne var acaba? Ispanak suyu, marul yaprağı, buğday tanesi ve yulaf. Şimdi sıra tatlı da. Oha öyle. Keklerim gitmiş. Kurabiyelerim gitmiş, pastalarım gitmiş. Ne yapacağım ben? Bu şirin imkanı yok, tatlı yemeden yatmaz.
Ne bugün yiyebileceğini asla yarına bırakma. Yeni güzel değil mi? İyi hasat oldu küçük şirinlerim. İlginç. Düşündüğümden daha boş. Nasıl oluyor bu? Günaydın Şirin Baba. Günaydın Obur. Diyetler an nasıl? Oo, çok iyi gidiyor Şirin Baba. Çok iyi gidiyor. Tüylü küçük kulaklarını ve patlak gözlerini dört aç Asman. Şirin çilekler. Formun yerinde olunca çalışmakta daha kolay değil mi Obur? Kolay. Şirin Baba daima der ki şirin bir vücut için sağlam kafa önemlidir. Çünkü... Hayır. Dinle Azman. Bu şirinlerin sesi galiba. Hey! İn artık Obur, bir ton ağırlığındasın. Bence daha çok 2 ton. Hiç kilo vermedin, öyle değil mi Obur? Aslında yani... Hayır, ben hile yaptım. Obur! Başım büyük dertte Obur. Şirin Baba bunu duydu da kuşkusuz çok köpürecek ve... Ay! Sizi zavallı sefil şirinler, bu kez benden kaçamayacaksınız bakayım. Herkes şirin canını kurtarsın. Obur, hızlansan iyi olur. Çabalıyorum. Of. Neyse, bir şirin hiç yoktan iyidir. Öyle değil mi Azman? Doğru. Obur çok yavaş koşuyordu. Demek ki yaşlı kötü Gargamel'in eline geçti. Ve ben onu forma sokmak için ne kadar çok uğraştım. Ve ben diyetin mükemmel gittiğini düşünüyordum. Korkarım Obur hepimizi kandırdı. Şirin Baba, şimdi ne yapacağız? Obur'u kurtaracağız kuşkusuz. Ama önce laboratuvardan 1-2 şeye ihtiyacım olacak. O çürük küçük olmasıydı. Şimdi bu sefil küçük lokmanın yerinde bir ziyafet olabilirdi Azman. Ama belki bu obur küçük şirini tatlılarla tıka basa doyurursam onu büyük bir öğün haline getirebilirim. Her mahkumun son isteği yerine getirilmeli bence. Şirin Baba gelip beni buradan kurtarmadan önce umarım bu tatlıların hepsini bitirebilirim. Çok şirin. Görülüyor ki oldukça ağır bir küçük şirinsin sen. Ama yeme sırası şimdi bende. Şirin Baba. Can sıkıcı bir sessizlik var aşağıda. Evet, çok sessiz. Yoksa düşünmüyorsunuz değil mi Obur'un hani? Şşt! Kimse yok burada. Sporcu? Burnuma bir şeyler geliyor. Havuç, şalgam, yeşil biber, türlü yemeğine benziyor bu koku. Bu taraftan. Türlü mü? Aman tanrım. Zavallı Obur. Çabuk, harcayacak bir dakika bile yok. Kokuyu takip et sporcu. Nerizi olmuş Azman. Ağzımıza layık olacak. Birazdan... İmdat! Şirin Baba! Sessiz ol, seni küçük sersem seni artık kimse kurtaramaz, hiç kimse. Tam zamanında yetişmişiz. Obur'un ateşi artmış olmalı. Pekala, şimdi Gargamel'in beslenme alışkanlığını geçici olarak değiştireceğiz. Tombuk şişirin haşlaması ne kadar lezzetli. Havuçlara bayılırım ve de patateslere bayılırım şalgama da. Her zamankinden daha açlar ama bu kez yalnızca sebze yiyecekler. O zaman harekete geçelim. İleri git sefil kedi, onlar benim patateslerim. Oh şirinler, sizi görmek de güzel. Ver onu bana, senin kokuşmuş kedi. O son havucumuz, ver. Acele edin küçük şirinlerim, çabuk. Gargamel'e yaptığım çok kısa süren bir sihirdir. Yoksa senden kedi bostu yaparım. Defol şuradan çabuk, defol. Ay, neden sebze yiyorum ben? Neden?
Daha hızlı. Sihir sandığımdan da kısaymış. Benim istediğim o leziz tombul şirin. Şirin mi? Şirin nerede? Nerede o? Nerede dedim? Gitmiş. Onu bulmalıyız Azman. Açlıktan ölüyorum. Hadi. Bak Azman. Bir sürü şirin. Kaça şirinler? O yaşlı çirkin Gargamel bizi yakalayacak. Şirin baba, bir fikrim var. Neymiş? Beni çözün. Nereye gittiler şimdi? Aha! Şimdi elimizdeler Azman. Bu kez benden kaçamayacaksın kokuşmuş şirin. Sen beni uykumda bile yakalayamazsın Gargamel. Seni budalan yaşlı büyücü. Aa, yakalayamam öyle mi? Şimdi görürsün sen gülü. Hayır. Seni bezgin kokuşmuş sefil kedi. Seni şimdi... Bir gün Azman, bir gün o şirinleri alt edeceğim. Bunu sen de göreceksin gözlerinle. İyi bir hasat oldu küçük şirinlerim. Sepetlerimiz hiç böyle ağır olmamıştı, değil mi? Ben de kendimi hiç bu kadar hafif hissetmemiştim ve de iyi. Bütün o şirin pastaları, kekleri, tatlıları ve bal tatlıları özlemediğini mi söylemek istiyorsun? Öyle diyemem ama şu kesin, eski kilolarımı hiç aramıyorum. Sana bir hediye var o Burhan. İşte güzel bir hediye. Şirin çilekli pasta. Teşekkürler. Fakat hayır, yani teşekkür ederim. Ben şirin dersimi aldım. Hey, şuna bakın. Seyrek rastlanan bir şirin mutluluk kuşu. Nerede? Değil mi o? Nerede? Şaka yapmıyorsun. Ben göremiyorum. La 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 la. Aa, bugün yeni şirin elbisemi giymek için sabırsızlanıyorum. Bütün şirinler gördükleri güzellikle hayrete düşecekler. La 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 la. Aa, merhaba Obur. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Ciddi misin? Tabii ki. Bu en sevdiğim yiyecek. Yiyecek mi? Hey! Tıpkı şirin gökyüzündeki melekler gibisin. Aa, teşekkür ederim süsü. Oo, evet süslü. İşte aradığım kelime melek. Aa, benim aklıma başka kelimeler de geliyor ama neyse ki ben bir bayanım. Günaydın tembel. Ay. Yeni elbisemi nasıl buluyorsun? Ben buluyorum. Elbiselerden nefret ederim. Ne olacak işte şirinler? Onları kim istiyor ki? İşte prenses, biraz daha bisküvi. Ha, teşekkür ederim Laura. Bir şey değil. Yine mi kendi kendine konuşuyorsun Laura? Ben arkadaşımla konuşuyorum, yani peri prensesiyim. Peri diye bir şey yoktur ki bu dallacım. Evet, babamız onların yalnızca hayal ürünü olduğunu söylüyor. Pekala, ama sizinki de hayal ürünü, bir oyun. Gerçek şövalyeler bile değilsiniz. Ama bu farklı bir şey. Hadi Henry, gidip kurbağa yakalayalım. Belki Laura onu öper ve kurbağa prense dönüşü verir. Ya da bir periye. Hey! Aptal erkekler ve onların aptal oyunları. Biz kızları hiç anlayamıyorlar. Seninle aynı fikirdeyim. Sen kimsin? Bir peri misin? Hayır, ben Şirin'eyim. Ama en iyi arkadaşlarımdan bazıları peridir. Gerçekten mi? Benimki de öyle. Yani bir bakıma. Ne kadar güzel bir elbisen var. Teşekkür ederim. Ne dersin? Galiba biz birlikte çok şirin anlaşacağız. Benim sinir bozucu kardeşlerim. Gitsem iyi olur. Beni iyi karşılayacaklarını zannetmiyorum. Bana da iyi davranmıyorlar. Seninle gelebilir miyim? Lütfen. Bilmem ki. Laura! Laura ve perileri.
Sen bir şey görebiliyor musun Eri? Hayır. Hiçbir şey. Ortalıkta kimseyi göremiyorum ben. Öyleyse çabuk, onu bulsak iyi olur. Lara! Onları çok şirin atlattık. Biz kızlar birlikte hareket etmeliyiz Eri. Değil mi? Bak! Abi! Ormanın tam ortasında. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. İçeri gidip şirin bir göz atalım. Laura, bu harika. Öyle mi? Burası bizim gizli yerimiz olabilir, değil mi? Evet. Ve erkeklere ise yasak bir yer. Ve şirin nerede? La 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 la. İşte başardık. Yalnız bize ait gizli bir yer. Yalnız biz kızlara. Evet. Bakın burada kimler varmış. Ay, siz kimsiniz? Ben de tabii ki biz kızlardan biriyim. Ve siz benim evimdesiniz. Aman tanrım. Ay, biz çok üzgünüz. Zaten gidiyorduk. Yok canım, bu kadar çabuk gitmeyin. Olmaz, dünyada olmaz. Ama gitmek zorundayız. Sakin ol Pat Pat. Hiçbir yere gitmiyorlar. Öyle değil mi kızlar? Laura! 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 Nereye gitmiş olabilir ki? Norman, bence onu periler kaçırdı. Periler mi? Henry ile başlatma şunu. Laura! Ama ben bir tane gördüm. Küçük ve maviydi. Henry, şakanın sırası değil. Gidelim. Babama Laura'nın kaybolduğunu anlatsak iyi olacak. Hadi güzelleri, belinizi çabuk tutun. Daha yapacak çok iş var. Ama biz yoruldum. Ve acıktık. Evet, artık eve gitmek istiyorum. Eve mi? Ama burası sizin eviniz. Bugünden itibaren tabii. Sessiz, sessizlik lütfen. Şimdi küçük şirinlerim, aranızda Şirin'i gören oldu mu? Hayır. Ben bir şey görmedim ya, sen Obur? Ben de görmedim bu sabahtan beri. Bu sabah mı? Nasıl, üzgün müydü? Pek fark etmedim. Pekala, size bir şey söyledim mi? Şirinler aşkına, hiç fark etmedim. Aslında biraz meşgul sayılırdık. Onu önemsemeyecek kadar meşgul, öyle mi? Korkarım ki Şirin'e bizi terk edip gitme. Terk etmek mi? Çabuk olun, onu bulmalıyız. Hadi onu bulalım. Çok yiyin güzellerim, çok yiyin. Size yetecek çok yemek var çünkü. Hayır, teşekkür ederiz. O zaman yemek sona erdi demektir. Şimdi ikinizin yatma zamanı geldi. Hadi bakalım güzeller. Hey, ne zannediyorsunuz kendinizi? Ay Şirin, ne oluyor? Neler oluyor burada Şirin kuzu? Bakın. Laura! Laura! Şşt, insanlar. Ne? Laura! Versene. Laura! Laura! İşte buradaydık baba. Sonra birden ortadan kayboldu. Size kız kardeşinize göz kulak olun dememiş miydim çocuklar? Şimdi Laura ormanda yapayalnız. Yalnız değildi ki baba. Yanında bir mavi peri vardı. Şşşt! Şirin'e küçük kızla birlikte olmalı. Mavi bir peri, öyle mi? Şimdi hemen Laura'yı bulmamız lazım. Çabuk olun. Evet baba. Laura! Laura! Çabuk, onları takip edelim. Laura! Laura! Biri geliyor. İşte şimdi bizi kurtaracaklar. Burada olduğumuzu öğrenirlerse tabii ki. Hadi, yapılacak çok işimiz var. Sus Pat Pat. Ne istediniz? Davetsiz gelişimizi bağışlayın iyi kalpli bayan, ama kayıp bir çocuk arıyoruz, kızımı. Bir çocuk mu? Bir düşüneyim. Evet. Zannederim onu gördüm. Şu tarafa doğru gidiyordu. O tarafa mı? O tarafa mı? İmdat! Kaçırıldık! Biz kaçırıldık! Çıkarın bizi bu!
neydi? Faredir herhalde. Kilerde çok fare var da. Tahmin edersiniz, kedimi kaybettim de o yüzden çok fare var. Teşekkür ederim iyi kalpli bayan. İyi geceler. İçeriden gelen Şirin'in sesiydi. Yüzde Şirin yüz bahse girelim. Hadi gidiyoruz. Güzellerim, istediğiniz kadar bağırabilirsiniz ama sizi hiç kimse duymayacak. Şşşt. Evet, şimdi bütün Şirinler çok sessiz olun. Çünkü Şirin Baba diyor ki... Geçirin canını kurtarsın. Laura! Evin içinden bir ses duyduğuna emin misin? Evet, küçük bir peri sesi gibi. Ve bahse girelim, Laura da oradaydı. Öyleyse gidip bakalım. Sus Pat Pat. Sincapları rahat bırak, yoksa sana yemek vermem ona göre. Çok korkuyorum Şirin'e. Keşke erkek kardeşlerimi hiç terk etmeseydim. Her şey daha da kötü oldu. Biliyorum. Ben de sevimli küçük Şirinleri çok özledim. Bu daldan çatıya ulaşır, sonra da bacadan aşağıya inebiliriz. Hiç sorun değil Şirin Baba. Evet Şirin Baba, bu operasyon çok kolay olacak bence, biliyor musun? Periler, söylemiştim ya sana. Ay bağırma. Pat pat, uslu dur bakayım. Çabuk Şirinlerim, çabuk. Şirinlerin yaşaması bize bağlı olabilir. O küçük peri kız da içeride olmalı. Evet, Laura da beraber. Hadi onları takip edelim. Buradan kaybedecek bir dakikamız bile yok. Var orada bakayım. Şimdi icabınıza bakarım sizin küçük. Bitmeye devam edin Şirinler, artık duramayız. Kardeşlerime yardım etmeliyim. Onlara yardım et Şirin'e. Hadi yukarı doğru Laura, hadi. Çok ağır. Alın bakalım sizi küçük sinsiler. Şimdi sizi unutamayacağınız bir ders vereceğim. Dur bakalım. Ne oluyor? Bak, bak seni küstah küçük seni. Ateş bir! Durun, durun! Ateş iki, ateş üç! Şirinler kaçın! Pat pat, yakala onları! Açılın! Çabuk kaçın! Pat pat, durdur onları! Baba! Laura, çok şükür iyisin hayatım. Şirinler mi? Evet baba. Şirinler olmasaydı mahvolmuştu. Ama gitmişler. Pekala. Şirinler gerçekten varsa eminim onları bir gün yine görürsünüz. Hadi bakalım, şimdi eve dönüyoruz. Gerçekten de öyle. Evet, ben de biraz çiçek toplarım. Benim de bütün Şirinlere özel bir sürprizim olacak. Merhaba abur. Bizimle gelmeyeceğini emin misin? Gelemem Şirin'e. Yarınki festival için 100 tane pasta pişireceğim. Buyur gözlükle, bu bir sürpriz. Ne hoş! Şirin Baba her zaman der ki, istemesen bile almalısın. Çünkü bu sana onur verir ve büyük önem taşıyabilir. Şirin Baba haklıymış. Eminim bu onu memnun etmiştir. Bu çok harika bir belge. Tanrım. Bu bir insan oku. Bende su var güçlü. Sakar o suya dikkat et. Sağ ol Sakar. Güçlü, Sakar, insanlar da yaşıyor.
Saldırın! Saldırın! Köyümüze doğru gidiyorlar. En iyisi hemen şirinleyelim. Bu fikre katılıyorum. Gelin köye gidip onları uyarmalıyız. Pasta, pasta, 100 tane pasta yaptım. Bazısı benim, bazısı değil. Ben bu dünyanın en başarılı ressamıyım. Evet. La 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 la. Ha, küçük şirinlerim ne kadar da mutlular. İmdat! Ay bu da ne? İnsanlar dövüşüyor! İnsanlar dövüşüyor! Aynam! Tablom! Kafam! Pastalarım! Alarm verin! Alarm! Alarm! Çabuk! Çabuk saklanın, çabuk! Ağaçlara saklanın, çabuk! Ağaçlardan da, oyuklardan da nefret ediyorum. Hadi kovuklara, hadi! Hadi, saklanın! Şimdi herkes sessiz olsun! Şirin Baba her zaman der ki... Pastalarım, güzel pastalarım. Evim. ...98, 99 ve 100. Köyümüz yıkıldı ama hiç olmazsa bir aradayız. Peki şimdi biz nerede yaşayacağız? Peki aynen ne olacak Şirin Baba? O olmazsa ben asla var olamam. Ben de mutfaksız yapamam. Ben açım. Uykum var. Ben de susadım. Şirinim kırıldı. İntikam istiyorum. İntikamdan nefret ediyorum. Ne intikamı? İntikam mı? Ya hayır sevgili şirinlerim, insanlar kötü şeyler yaptı ama eminim askerlerin bizden bir haberi yoktu. İnsanlar neden dövüşüyorlar Şirin Baba? Bilmiyorum Sakar. Her zaman bir nedenleri oluyor sanırım. Ama şimdi asıl önemli olan köyü yeniden inşa etmek. Çok başarılısın usta. Bu hızla gidersek yeniden köyümüze kavuşuruz. Otan dayacak! O deliği kapat! Onu oraya çek! Duvarı boya! Şirin Baba'nın dediği gibi... ...çalışmak mutluluğun anahtarıdır ve herkes de elinden geleni yapmalı. Evet, herkes elinden geleni yapmalı. Resimse resim, elden ne gelirse. Ama bir an önce şövalyelerin yıktığı köyümüzü onarmalıyız, öyle değil mi? Hatırlattığın için sağ ol şair. Sadece yardım etmeye çalıştı güçlü. Evet evet biliyorum Şirine. Ben de bir sürpriz hazırlayayım. Çok yakında büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Şey ben sahip oldum her şeyi kaybettim. Biz de öyle. Şu zavallı obra bir baksana. Sokakta yemek pişiriyor. Herhalde yüreği sızlıyordur. 100 tane pastam yok oldu. Bence onlarla hesaplaşmalıyız. Kimlerle? Şövalyelerle. Şövalyelerle. Ama güçlü, biz elime kadar hafifiz. Halbuki onlar hem güçlü hem de 60 şövalye. Bu yüzden dediği şirine başarabiliriz. Ne yöne gittiklerini gördüm. Bize birkaç şirin daha lazım. Ve hadi. Hoş bir sürpriz. Şu insanlar için çok 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 hoş bir şey. Bakalım bir şey yapabilir miyiz? Yuhu şirinle. Bize mi seslendi şirinle? Bize mi seslendi şirinle? Gördünüz mü? Size bu yöne gittiklerini söylemiştim. Peki ama onları şirinleyince ne yapacağız? Ders vereceğiz. Hepsi bu. Şşt!
peki şimdi ne yapacağız? Gidip atlarını şirinleyeceğiz tabii ki. Atlarını şirinlemek mi? Atlarını şirinlemek mi? Şirine. Hadi şimdi iş başına. Özel sürprizimi denemek için harika bir yer. Sürprizlere bayılıyorum. Hey şakacı, şakacı bu işe yarayacak mı sence? Bekle, ipini çeker çekmez sürprizim hazır. Hey atlar, kaçıyorlar. Dikkat edin. Hey geri dönün. Geri dönün! Hey fena değil! Şirin sen iyi misin? Usta bizi buradan kurtar! Hey acele etme! Daha vaktimiz var! Tırmanarak çıkmayı deneyin çabuk! İşe yaramıyor usta! Dayanın sizi çıkaracağım! Biri atları çözmüş olmalı! Ama efendim kimseyi görmedim! Dayanın! Kalkın, kalkın, kalkın sevgili şirinler. Daha yapacak çok işimiz var. İnşa edeceğiz, edeceğiz. Bana yapacağız, ekeceğiz. Kalkın, kalkın, kalkın. Hadi artık kalkın, hadi kalkın. Şirin baba, Şirin baba. Çok korkunç bir şey oldu Şirin baba. Nasıl yani usta? Şövalyelere baskın yap. Şövalyelere baskın var. Sıcak, çok daha güzel. Obur, bu haldeyken nasıl yemek yemeyi düşünürsün? Ay, neler oluyor? Ay. Buna kaynama denir. Kaynama mı? Kaynama demek, ateşe konan bir sıvının 220 dereceye ulaşması demektir. Mesela şu kazanı ele alalım, 10 dakika sonra fokur 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 diyecek. Şimdi en iyisi acele etmek. Şirinleri ve Şirine'yi kurtarmak. Aksi halde hepsine yazık olur. Ya evet, onun için çok acele edelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Umalım da çok vahşi insanlar olmasınlar. Burada bekleyin, ben onlarla yalnız konuşurum. Sonunda kaçan atları yakalayabildik efendim. Güzel güzel, onları bağlayın da yemek yiyelim. Hey atlar yine kaçıyor. Tutun, tutun! Buraya gel, gel, hadi! Hadi. Kaçmasına izin vermeyin! Tutun onları! Hadi, hadi, acele edin! Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı! Siz peşiniz askerleri şirinlemeye çalışacaktınız. Unutmayın, bütün şirinler bir şirinin davranması gerektiği şekilde davranacaktı. Ama nedense tıpkı insanlar gibi davranıyorsunuz. Hadi sizi dinliyorum, bana gerekçe göstermeniz gerekecek. Bütün hata bendeydi Şirin baba. Hayır büyük şirin, fikir benden çıktı. Hepsi benim hatamdı Şirin baba. Ben de özel bir sürpriz hazırladım. Kimin fikri olduğu hiç önemli değil. Hepiniz suçlusunuz ve umarım gereken dersi almışsınızdır şirinlerim. Evet Şirin baba. Peki öyleyse, yemeklerimizi yiyelim sonra da işimizin başına dönelim. Yemek mi? Yemekte ne var Şirin baba? Bilmiyorum, yemeği aptal Şirin pişiriyordu. Yemekte salçalı çorba var. Çorba mı? Hey, sizin neyiniz var? Yoksa yanlış bir şey mi söyledim? Evet! Salçalı çorba sevmediğinizi nereden bilebilirdim ki? Ah, kuş bakış ormanı ve köydeki bütün şirinleri çok seviyorum, çok. Ay bu da ne? Ah, ne güzel bir farecik.
ama sen hastasın. Merak etme farecik, ben sana bakarım. Şirin baba bu duruma bir çözüm getirecektir. Hey Şirine, bu küçük adam pek iyi görünmüyor. Şirin baba onu iyileştir. Sakar onu çağırır mısın lütfen? Tabii Şirine. Aa Şirin baba, bu küçük farecik buldum da çok hastaydı, yardım eder misin? Elimden geleni yaparım Şirine. Bu küçük şeyin nesi var anlayamadım. Ama ona şifalı çorba hazırlayacağım, tamam mı? Sağ ol Şirin baba. Şirin baba çorbasından biraz daha iç farecik, bu sana iyi gelecektir. Şirin küçük farecik, uyusun da büyüsün, uyusun da şirinlensin. Ay ben çok yorgunum. Seni cızırtı diye çağıracağım artık. Al cızırtı. Tut bakayım şunu, yakala. Aa cızırtı sen harikasın. Eminim çok da açtır. Al cızırtı ye. Hey cızırtı, benden de al. Aptal Şirin, o Şirin çiğnekleri çürümüş. Elbette çürüklüler, zaten ben de öyle seviyorum. Oh aptal, sen çok aptalsın. Gel buraya cızırtı. Hadi buraya gel, çabuk gidelim buradan. Deve dikeni, sasafras, yoksa meşe miydi? Ay bu iksiri yapmayalı yıllar oldu. Ney, galiba meşeymiş. Ay. Şirin baba, Şirin baba. Şirin'e bakıyorum da küçük dostun iyileşmiş. İyileşti. Tabii senin çorban sayesinde. Bence onu asıl iyileştiren çorba değil, senin sevgin ve yakın alakan oldu. Ona bir isim verdim. Ona cızırtı diyorum. Şirin baba, onu alıkoyabilir miyim? Buna o karar verecek. Önce ona ormana geri dönme şansı tanı. Belki de bir ailesi vardır, değil mi? Sanırım haklısın Şirin baba. Artık daha iyisin cızırtı. Eğer istersen evine dönebilirsin. Hoşça kal cızırtı. Hoşça kaldan nefret ediyorum. Bu kadar üzülme Şirine. Cızırtının orman gibi güzel bir evi var. Yakında düzelirim herhalde. Cızırtı. Geri döndün. Şirin baba, Şirin baba. Cızırtı yanımda kalmak istiyor. Evet, anlaşılan artık bir dostun var Şirine. Merhaba Şirine. Cızırtı'ya bir fare evi yaptım. Usta bu çok güzel. Ben de Cızırtı'ya bir fare keki yaptım Şirine. Sağ ol Obur. Ben de cızırtıya en çürük yemeklerinden getirdim Şirine. Sağ ol aptal. Oraya bırakıverir misin? O tarafa. İşte yeni iksirim için gerekli bütün her şeyi hazırladım. Şimdi bakalım şunu da attık mı? Evet, sabaha kadar ateşte beklerse sanırım her şey hallolacak. Bekle bakayım orada. Thank you.
yanıyor Şirin'e? Ah Şirin baba, laboratuvarın yanıyor. Çabuk alarm verin. Yangın var, yangın, yangın. Hey! Yangın ne kadar pis bir durum böyle. Abi biri pis mi dedi? Hortumu çalıştır Sakar. Peki güçlü. Bırak ben yapayım Sakar. Bütün formüllerim sağlam ve hiç kimse zarar görmedi. Senin sayende Şirin'e. Hayır Şirin baba. Cızırtı'ya teşekkür et. O bir kahraman. Kesinlikle. Cızırtı. Cızırtı. Ah Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Sorun nedir Şirin'e? Çabuk ol. Sorun Cızırtı. Hey, Cızırtı'nın nesi var? O hasta. Uyandıramadım Şirin baba. Çok üzgünüm Şirin'e ama Cızırtı, Cızırtı ölmüş, ölmüş o. Ölmüş mü? Aa, olamaz Şirin baba lütfen. Cızırtı uyan hadi lütfen. Üzüntüden nefret ediyorum. Çok, çok üzgünüm Şirin'e. Ve şimdi de aramızdan ayrılan dostumuz için saygı duruşunda bulunalım. Oh Şirin baba, bu bir haksızlık. Genellikle böyle düşünülür Şirin'e ama bu bir doğa kanunu. Bir gün hepimiz öleceğiz, hatta bütün çiçekler, yaşayan her yaratık. Hepimiz öleceğiz, ölüm de yaşamın bir parçası. Umurum da değil, yaşam çok korkunç, bir daha kimseyi sevmeyeceğim. Şirin baba, gerçekten çok üzgün. Bunun da üstesinden gelecektir. Sadece biraz acılarıyla yalnız kalmalı güçlü Şirin. Şirince mi o bur? Evet, böyle Şirin baba. Umarım Şirin'e de beğenir. İki gündür ağzına tek lokma koymadı çünkü. Umarım çok acıkmıştır. En iyisi onu ziyaret edelim. Şirin'e! Bir şeyler yemen lazım. Evet. Sana Şirin kahvaltısı hazırladım. En iyisi onunla Şirin Şirin'e konuşmak. Şirin'e bak gerçekten de. Sor. Korkarım Şirinlerim. Şirin aramızdan ayrılmış. Bize bir not bırakmış. Lütfen siz de dinleyin. Artık köyde daha fazla kalamazdım. Hem Cızırtı da öldü. Ve korkarım bir gün içimizden biri daha ölebilir. Ben bir dostu daha kaybetmeye dayanamam. Bu notu bulduğunuzda ben çok çok uzaklarda olacağım. Korkarım Şirin'e hayata küsmüş Şirinlerim. Onu bir an önce bulup evine döndürmeliyiz, öyle değil mi? Öyleyse daha ne bekliyoruz? Hemen peşine Şirinleyelim. Bu hepimizin meselesi. Gidelim, hadi yürüyün. Şirin baba, kokuya göre tam şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Şirin aşkına, o yok eden dağ. Çok soğuk, ürkütücü. Cızırtı. Cızırtı değilmiş. Ne kadar da güldü. Neyse, unut. Başka dostlar istemiyorum artık. İnsanın başına dert oluyorlar. Oh hayır, zavallı küçük sinca. Defol git, küçük sincamı rahat bırak, duydun mu beni, git buradan. Şirin aşkına sanırım onu kızdırdım. İmdat, imdat, imdat. Ne oluyor sporcu? Sanırım birinin yardım istediğini duydum Şirin baba. Hayır, imdat, yardım edin. Dayan Şirin'e geliyoruz. Sporcu. Teşekkür ederim. Hadi millet asılın hoppa. Hoppa hoppa. Asılın. Asılın. Asılın.
Seni zamanında şirinlediğimize sevindim Şirine. Ah, sağ olun. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüştüğümüz için çok sevinçliyim. Biz de seni seviyoruz Şirine. Hala seni çok özlüyorum Cüzürtü ve asla unutmayacağım. Ama yaşam beni bekliyor. Sana bir hoş geldin hediyesi getirdim Şirine. Teşekkür ederim şakacı. İzninle Şirine. Aa, bir bebek fare. Ne kadar da sevimli. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Ay, hor hor. Tembel Şirin. Ay 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 ne? Ah, işimiz bitti mi güçlü Şirin? Şey bittiyse biraz kestirebilirim demektir. Ay ay ay. Çiftçi, bakalım sen bu işe yaramaz Tembel Şirin'e iş yaptırabilecek misin? Merhaba çiftçi Şirin. Sen cevizleri toplamaya başla Tembel. Ben de bu arada tarlayı süreyim. İş, iş, iş. Ay, ne zaman dinleneceğiz ya? Ay, ay, ay. Hor, hor, hor. Ay, ay. Tembel Şirin işini yaparken hep uyuklarsın. Tembel Şirin, çamaşırlarımı getir hadi. Ay, Şirin aşkına, şurada bir uyku uyutmuyorlar. Eksik bir şey kalmamalı. Biraz şundan, biraz da bundan. Gözlüklü ben hemen dönerim. Bu arada dikkat et de iksirimin dibi tutmasın. Aa, bana güvenebilirsin Şirin baba. Gözlüklü Şirin için her iş çocuk oyuncağıdır. Gözlüklü asla görevden kaçmaz. Sadece dediğimi yap gözlüklü. İksir pişirmek çok dikkatli olmayı gerektirir. Şimdi bakalım. bu kadar gürültü varken nasıl konsantre olabilirim? Tembel Şirin! Ay 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 ne oldu? Kimdi o? Sürekli uyukluyorsun. Böyle hiçbir iş bitiremezsin ki. Örneğin ben Şirin babanın iksirine göz kulak oluyorum. Böylece iksir yanmaz. Ay! Ay hayır! Neyse ki Şirin baba bunu görmedi. Özür dilerim Şirin baba. Benim suçum değildi. Yani Tembel Şirin'i horluyordu. Özür dilemeyi bırak. Elimdeki son kara çapraklarını yaktın. Şimdi yenisini bulmam gerekecek. Ah ah nefret ediyorum bundan. Ben yardım ederim. Hayır sağ ol gözlüklü. Bugünlük yeterince yardım ettin. Küçük Şirinlerim, ben kara çaprağı toplamak için bataklığa gidiyorum. Ben yokken başınızı derde sokmayın olur mu? Sokmayın Şirin baba. Ben başımı nasıl derde sokmayacağımı iyi biliyorum. Gidip biraz kestireyim bari. Şu Tembel Şirin'in yaptığına bak. Biz çalışırken o mışıl mışıl uyuyor. Evet, bir sürü sorun çıkarıyor. Sorundan nefret ederim. İyi, Tembel Şirin'i unutamayacağı bir Şirin dersi vermeye ne dersiniz? Evet, tamam. Evet, iyi fikir. Dinlemekten evet, nefret ederim. Ay ay ay. Şirinden'e layık. Güzel bir uyku çektim. Ay çok iyiydi. Ah, bu ne pislik. Şirinden nerede? Şirine. Şirine. Burada ne oluyor? Şirine. Sana ne oldu böyle? Siz kimsiniz? Ben tembelim. Tembel Şirin. Hayır imkansız. Bu Tembel Şirin 300 yıl önce ortadan kayboldu. Biliyor musun bunu? 300 yıl mı? Olamaz. Bu genç de kim Şirine? Kim olacak? Bu Tembel Şirin. Bu kadar yıldır nerelerdeydin söylesene. Galiba uyuyordum. İşte Tembel Şirin sana hoş geldin hediyesi. Galiba biraz fazla eskimiş. Evet çok eskimiş. Bizim gibi yaşlanmamış. Bu yüzden geri dönmene çok sevindik Tembel Şirin. Evet, artık bizim yapamadığımız işleri sen yapabilirsin. Ağaçları sen kesersin. Tanrıyı sen sürersin. Ve güzel yemekler pişirirsin. Ama ben bütün bunları yapamam ki. Şirin baba nerede? Şirin baba!
Ay sana söylemedik mi yavrucuğum? Şirin baba öldüm. Korkunç. Ama siz merak etmeyin Şirinler. Elimden geldiği kadar yardım ederim. Aa, teşekkürler tembel. Evet sağ ol. Bir şey değil sanırım. Çok güzel değil mi usta evet, Şirin? Öyle. Tembel Şirin, bana bir çiçek daha getirir misin? Ay hemen getiriyorum güçlü. Uyanık olduğun sürece kitabımın sayfalarını çevirir misin? O kadar artık. Bana da bir dilim pasta daha getir. Sırtım çok ağrıyor da. Benim de aynamı temizle. Yerlerime süper. Kapamı bileyim. Bana da yeni bir kitap getir. Şu tekerleği tamir et. Ay, bu kadar çok şirinleyeceğimi bilseydim 100 yıl daha uyuyordum. Ay bunu bir gün daha yapamam. Ay keşke Şirin Baba burada olsaydı. O bir büyü yapardı, her şeyi hallederdi. Elbette, buldum. Evet, bir bakalım. Gençlik büyüsü, genç, daha genç, en genç, mükemmel. Yeterince uyanık kalabilirsem. Ama öyle yorgunum ki. Hayır, Şirinleri eski hallerine döndüremezsem bir daha asla dinlenemeyeceğim. Evet, son olarak da şunu koyduk mu? Umarım bu işe yarar. Öyle yorgunum ki. Oldu. Tam zamanında. Çok açım. Biz de öyle. Açım. Kahvaltımız nerede kaldı? Tembel. İşte bu da Şirinler. Yiyin. Bunlar nedir bilmiyorum ama mavi olan bir şey o kadar da kötü olamaz, öyle değil mi? Çok hayırlı. Bakalım Şirinliğin. Birazdan eski hallerine döneceklerdir, evet. Garip ama çok güzel. Sen de şirinlesene. Evet, garip ama beyni iyi gelir. Garip şeylerden nefret ederim. Yeni tatlı yok. Birazdan hepsi... Bir iki saniye sonra olması lazım. Çok güzel olmuş tembel. Evet, gerçekten çok ama güzel. Ama eski günlerdeki kadar değil. Biz yaşlı bedenlerimizi biraz dinlendirirken sen de sakıncası yoksa tabakları yıkarsın. Ay elbette yok. Pes ediyorum. Belki bu kötü bir rüyadır. Belki uyuyup uyanırsam. Ay. Şurada rahat bir uyku uyuyamayacak mıyım ben? ben ne yaptım? Şimdi anlıyorum. Hepsi şakaydı. Onlar yaşlanmamıştı. Ama şimdi gerçekten gençleştiler. Hadi yine şirinleyelim. Hadi durun. Kendinize gelin. Oyun oynamanın sırası değil. Büyük bir sorunumuz var. Seni şirin bozan seni. İlacını değilsin. Hadi şirinler. Biz oynayacak başka birini bulalım. Durun bekleyin. Bu defa başaracağım Azman. O iğrenç küçük şirinleri kapıma getirecek bir büyü keşfettim Azmancığım. Evet, birazcık sabret. Şşşt, bu dikkat isteyen bir iş, hiç ses olmamalı, tamam mı? Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Hey dışarıdaki, bunun bedelini sana ödeteceğim. Dikkatimi dağıttın. İyi günler amca. Ha? Bizimle oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Tabii elbette. Buyurmaz mısınız? bu çok korkunç. Dur bir dakika, eğer gerçekten yaşlanmadılarsa o zaman Şirin Baba hala yaşıyordu. Merhaba küçük şirinlerim, geri döndüm. Şirinler? Bu da ne? Garip bir şeyler dönüyor burada. Şirinler, şirin aşkına, gerçekten de çok garip. Şirinlerden biri gençlik iksiri yapmış, bu çok tehlikeli olabilir. En iyisi hemen bir panzehir hazırlayayım bari. Şirin Baba!
Şirin baba! Ah, hiçbir yerde yok. İmdat! İmdat! Şirin baba! İmdat! Tembel Şirin, ne oluyor burada ha? Ah, Şirin baba, korkunç bir şey oldu. Bütün Şirinler Gargamel'in eline geçti. Gargamel'in mi? Ben de bundan korkuyordum. Acele et, tül olabildiğince çabuk. Hayır, başka bir oyun oynamak istiyoruz. Evet, burası çok sıcak oldu amca. Çünkü yemek zamanı geldi sayılır. Benim için tabii. Pişin güzelce şirinler en sevdiğim tenceremde. Evet, şimdi sizi servis edeceğim. Dumanları tüte tüte. Çok geç kaldık Şirin baba. Henüz değil. Bu gençlik iksiriyle içeri girebilirsem onları hala kurtarabilirim. Ama yardımına ihtiyacım var. Ben mi? Nasıl yardım edeceğim? En iyi yaptığın şeyi yaparak. İmdat! Bizi kurtarın çok korkuyoruz! Sözen, şirinler yenmek içindir. Konuşmak için değil. Bu da ne böyle? Bir başka şirin. Diğerlerinden büyük bir şirin. Şanslı günümde olmalıyım. Tam zamanında geldin. Biz de tam yemek üzereydik. Ne oldu? Bir dakika. İşin sırrı baharatta. Evet. La 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 la. Oh, bir dakika. Bu da ne böyle? Kaçın! Neler oluyor bana? Böyle neler oluyor? Bana bak Azman. Zamanından önce yaşlanıyorum. Eşirinden ben nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret! Umarım bu hepinize iyi bir ders olmuştur. Özür dileriz Şirin baba. Bir daha kandırmaca yok. Bana da tembellik yok. Daha güzel bir dünya şirinlemek istiyorsak hep birlikte şirinlemeliyiz, öyle değil mi arkadaşlar? Evet! Yaşasın! Şirin aşkına neyim var acaba? Bir şirin kadar sağlıklıyım. Hayır, hayır. Alerji olamaz ki bu. Ay. Bu Şirin babanın sesine benziyor. Şirin baba, Şirin baba. Şirin baba, iyi misin? Doğrusunu istersen gözlüklü ben. Galiba alerji oldum. Sen hiçbir şey için şirinlenme Şirin baba. Her şeyi bana şirinle, tamam mı? Ha, zahmet etme. Gözlüklü zahmet etmeseydi. Hayır, hiç olur mu Şirin baba? Ben ısrar ediyorum. Ay, umarım gözlüklü çok yardım etmez. Ay. Neye karşı alerjim var acaba? Şirin otuna mı? Hayır, Şirin otu değilmiş. Merhaba Şirin baba. Ben senin için biraz inat şirin dedim de. Sana söyledim gözlüklü ben. Nezle değilim galiba. Şimdi oldum galiba. Nezle oluyorum galiba. Evet, biraz serince. Sen hiçbir şey için merak etme Şirin baba. Ben sana neyin iyi şirinleyeceğini çok iyi biliyorum. Lütfen bana yardım etme, gözlüklü. İşte Şirin baba, bu nezleler için özel reçetem. Kendini yepyeni bir şirin gibi hissedeceksin. Ama ben nezle olmadım ki. Bu da ne? Bu ne böyle? Şirin. Bu benim özel formülüm Şirin baba, tamamıyla bana ait. Biraz kırmızı biber, biraz yeşil fasulye, biraz da acı baharat kattım ve... galiba biraz acı olmuş, öyle değil mi Şirin baba? Şirin aşkına, bu gerçekten de kötü bir bulut. Evet, umarım daha yakına gelmez. Bu ne biçim bulut böyle?
Ama belki Şirin Baba'nın alerjisiyle bir ilgisi vardır bunun. Evet, galiba üstüne şirinleyip bir baksam iyi olacak. Benim de gelmek isteyen var mı? Hayır, sağ ol. Ben kurabiye yapacağım. Görüşürüz. Çiçeklerimi sulamalıyım. Ben de şey yapacaktım. Hadi ama korkak Şirin. Bunun ne olduğunu şirinlememiz lazım. Öyle mi? Doğrusunu istersen, bu bulut gerçekten çok garip görünüyor korkak. Ya Şirin Baba'yı şirinleten de bu olmalı. İmdat, gökyüzü. O şirinler aşkına. İşte oradalar. Onları gördüm. Oradalar. Yere çakılacağız. Dikkat kaçın. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim Şirin'e ama güçlüden emin değilim. Bir de ona sor. Oy. Şirin aşkına, bu bulut insanı fena şirinliyor. Şirinlemekten nefret ederim. Ne oldu? Bulutu sen mi şirinledin yoksa? Gökyüzü şirinliyor, gökyüzü. Gökyüzü şirinliyor mu? Bu çok saçma korkak. Gökyüzünün şirinlediği görülmüş şey değil doğrusu. Doğru söylüyorum. İsterseniz güçlüye sorun. Gökyüzü şirinliyor mu güçlü? Pek emin değilim. Biri kafama şirinledi. Oy. Bu doğru. Gökyüzü şirinliyor. Açı. Gözlüklü, bana öteki kitaplarımı getir. Getiriyorum Şirin Baba. İşte kitapları Şirin Baba. Benim cevabım bunların içinde bir yerdedir. Şirin Baba. Şirin Baba bugün kendini pek iyi hissetmiyor korkak. Bu yüzden de... Ama gökyüzü şirinliyor. Bu şirin saçması bir şey. Gökyüzü asla şirinlemez. Hadi şimdi şirinle buradan. Ne? Korkak ne istiyordu gözlüklü? Hiçbir şey değil Şirin Baba. Hiçbir şey değildi. Ama gökyüzü şirinliyordu. Kendi gözlerinle gördüm gökyüzünün şirinlediğini sen de gördün. Güçlü, lütfen sen de söyle. Gökyüzü şirinlemiyor muydu? Pek emin değilim korkak. Benim tek şirinlediğim korkunç bir baş ağrısı. Şimdi hiçbir şirin bana inanmayacak. Bulut gittikçe kötüleşiyor. Belki de korkak şirin orada gerçekten bir şey şirinledi. O sadece bir bulut şirini. Korkacak bir şey yok. Başım ağrıyor. Bence bir şey gerçekten güçlüyü şirinledi. Durumu hiç de şirin görünmüyor. Bence bunu Şirin Baba'ya söylemeliyiz. Korkak söylediğim gibi Şirin Baba şu anda ne neden de olursa olsun rahatsız edilemez. Onun durumuyla şahsen ben ilgileniyorum. Ay imdat! İmdat, gökyüzü yine şirinliyor, imdat! Bu pek de düşündüğüm gibi değildi aslında. Alerji. Neden olan alerji. Şirin Baba hiç iyi görünmüyor. O halde gözlüktü, haklıydı değil mi? Hadi gelin, bırakalım da uyusun. Alerji. Burada neler şirinliyor acaba? Gök gürültüsü, hepsi bu. Korkmanıza gerek yok. Gök gürültüsünü duyar duymaz tanırım. Korkacak bir şey yok. Şirin Baba'nın her zaman dediği gibi gök gürültüsü... Bu da ne? Oğlu Şirin, buldum. Bu nezleyi en son 300 yıl önce şirinlemiştim. İşte o zaman Aziz Şirin daha şirinlemişti. İşte yine şirinleyecek. Küçük şirinlerini uyarmalıyım. Şirin aşkına, gök gürültüsü daha da çekişiyor. Küçük bir gök gürültüsü kimseyi şirinleyemez. Şirinler, durum hiç de şirin değil.
Hemen, hemen köyümüzü boşaltmalıyız. İmdat! 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 Sarsıntıdan nefret ediyorum. Çünkü Şirin Baba dedi ki bu Şirin sarsıntısı değilmiş, sadece Aziz Şirin Dağ'ymış. Aziz Şirin Dağ mı? Şirinleyelim hemen. Kaçın. Ay başım ağrıyor. İmdat, imdat. Gökyüzü şirinliyor, gökyüzü şirinliyor. Şirinler aşkına. Haklısın, gökyüzü şirinliyor. Yalan söylemiyor musun? Gel çabuk saklanalım. Bu bizim tek şansımız. Aziz Şirin Dağ, şimdiye kadar şirinlediğim en korkunç şey. Sanırım sabaha hepsi geçer küçük şirinlerim. Aa, ne korkunç bir manzara. Korkunç manzaralardan nefret ederim. Şirin Baba, evin şirinle biri olmuş. Hiç üzülme Şirin Baba. Şu gülleri şirinledikmeyi kendini çoktan şirin hissedeceksin. Güllerden nefret ederim. Yine de çok şanslıydık şirinlerim. Köyümüze hiçbir şey olmadı. Aklıma gelmişken. Bütün şirinler burada mı acaba? Şimdi şirinledim de korkak şirini görmedim. Onu ben de görmedim. Nerede acaba? Ben güçlüyü de şirinlemedim. Olamaz. Umarım Yanardağ onları şirinlememiştir. Acaba neredeler? Nerede görmüyorum ben. Şimşirin ortaya çıkmaları için her şeyi verirdim. Ya sen? Gözlükle. Şirinlikle. Her zaman dediğim gibi başı dertte olan bir şirin en iyisini hak eder. Doğrusu güçlüyle korkak kendilerini şirin hissedene kadar onların bütün işlerini seve seve yapardım. Korkak şirinin bütün arzularını yerine getirirdim. Güçlü ne isterdi yapardım. Çünkü bir şirinin başka bir şirin için yapamayacağı şey yoktur. Ha? Size gökyüzünü şirinlediğini söylemiştim değil mi? Belki bir daha sefer beni dinlersiniz. Ha? Bu şirincik pastası gerçekten çok lezzetli. Oh! Haklısın güçlü. Ve ben biraz limonatayı istiyorum. Hey gözlüklü, ikimiz de limonata istiyoruz. Biraz da şirincik pastası. Bütün şirinlerden biraz daha ver ve yemeği şirinlemen bitince bahçeyi şirinle. Oh! Şirin babaya bitki kökleri, Şirin babaya bitki kökleri, Şirin babaya bitki kökleri topluyorum. Tanrım. Nedense yoluna hep bir kaya çıkar. Ama bu benim kazmam kırılmadı ki. Aptal taş. Şirin babaya bitki kökleri. Şirin babaya bitki... Tanrım, tıpkı taşın gösterdiği gibi bu taş olacakları önceden görüyor. Şirin babaya söylemek için sabırsızlanıyorum. Eminim buna çok sevinecek. Taş mı? Evet, bitki kökleri topluyordum ve... Bakar Şirin, bunun en şirin günlerimden biri olduğu söylenemez. Damım su akıtıyor, en değerli iksir köklerim mahvoldu. Senin bundan daha taze kökler getireceğini umuyordum doğrusu. Özür dilerim Şirin Baba ama bu taş aslında yani... Ay lütfen Sakar, yapacak yığınla işim var. Peki Şirin Baba? Tembel, taşıma baksana. Taş mı? Evet, geleceği gösteriyor. Gelecek mi? O sakal, sen rüya görüyorsun. Sen uyandığına kadar ben de görüyordum.
Siz de çok şirin keş bir şey görmek ister misiniz? Sağ ol, zaten görüyorum. Hey somurtkan, taşıma bakmak ister misin? Geleceği şirin diyor. Gelecekten nefret ederim. Vay canına, yine yapıyor. Hey bu obur. Bütün sevdiği yemekleri çöpe atıyor. Hey şirinler, beni dinleyin. Diyorum ki obur en sevdiği yemekleri çöpe atacak. Ne dersiniz? Obur şirin mi? En sevdiği yemekleri atacak ha. Bu kesinlikle imkansız. Sakar lütfen güldürme beni. Yeter. Yeter artık be. Ay gözlerime inanamıyorum. Obur, sen aklını mı şirinledin? Ha? Hayır. Kurabiyelerimi pişirirken şeker yerine tuz koymuşum. Hepsi mahvoldu. Gördünüz mü? Taşımın dediği çıktı işte. Dur bakayım şu taşını bir de ben göreyim. Ben de. Kabul etse karşının. Sadece iyi bir tahmindi o kadar. Hayır değildi. Durun. Şirine'nin evini görüyorum. Yerle bir oldu. Ay bu çok saçma ya. Şirine'nin evi mükemmel şirinlikte. Biliyorum çünkü az önce ona bir bodrum kazdım. Ne dedin? Ama önce bu desteklerin konması gerekiyordu. Ne destekler mi? Çok teşekkürler güçlü. Bu gerçekten de şirinlenir gibi değil. Sakar, taşında başka neler görüyorsun? Şirin aşkına burada neler oluyor? Benim taşım şirin baba. Geleceği şirinliyor. Bunu daha önce de duymuştum. Evet şimdi hatırladım. Bu taşı kim bulursa geleceği yalnız o okuyabilirdi. Evet evet işte böyleydi. O benim. Benim o. Ha bir zararı olacağını sanmam Sakar. Ama sakın unutmayın küçük şirinim, geleceği siz yaparsınız. Gelecek bir taştan öğrenilmez. Bu yüzden kendinizi kaptırmayın Sakar Şirin. Hayır asla şirin baba. Hayır asla şirin baba. Benim için neler diyor bir baksana, iyi bir şey var mıymış, ne olacağım ben? Benimkini. Şirin baba kendinizi kaptırmayın dedi. Gel Sakar, ben seni evine götürürüm. Tıpkı şirin babanın istediği gibi. Çabuk ol Sakar, taşına benim geleceğimi sor bütün ayrıntılarıyla. Ama gözlüklü şirin soruları cevap veremez ki. Veremez mi? Öyleyse beni neden buraya getirdin? Ben çok meşgul bir şirinim. Merhaba Sakar. Taşın için bu şirin kutuyu yaptım. Şimdi sıra geleceğimde. Sakar şirin, bunları senin için şirinledim de geleceğimi merak ediyorum da söyler misin? Ah benim Sakar dostum. En sevdiğin şirincik pastasını pişirdim. İşte en sevdiğim aynı. Ben yumuşak yastım. Durun biraz. Sakar şirinin yardımcısı ve özel danışmanı olarak... Ne? Bir kural listesi hazırladım. 1. Bütün talepler önce gözlüklü şirine verilecek. 2. Bütün hediyeler gözlüklü şirin ve Sakar şirine ulaştırılacak. Bu arada obur... Şirincik pastamı bol tarçınlı severim. 3. Sanırım 3. kurala karşı geldiler. Hadi geleceğini hadi söyle. Hadi şu taşı önce yakacak otun şirinlemelisiniz. Daha da sürülmeli yapacak bir sürü iş var. Hadi bakayım hadi. Evet şirin baba. Hepsi şirinlenmeden geri dönmeyin. Hey tarçını biraz az. La 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 la. La 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 la. Gargamel! Gargamel! İmdat! Başardım. Bağır mavi beynin patlayıncaya kadar. Çabuk olun şirinler, bir şeyler yapmalıyız. Ama ne yapacağız? Sakal şirine soralım. Evet doğru. Taşıyoruz da söyle bakayım hadi. Şirin'i köyde görüyorum. İyi ve şirin de görünüyor. Buna sevindim. Merak etme Şirin'e, sana bir şey olmayacak. Köyde görüşmek üzere. Şirinler gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Ah.
Turşudan daha güzel bir şey var mı ya? Özellikle şirin turşusuna bayılırım. Uzak dur benden. Bırak gideyim. Emrin olur. Çıkar beni buradan. Artık gerçekten turşu oldum. Şirine kaçıyor. Kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya seni mavi yaratık. Kaçma diyorum sana. Oy. Buraya gelin şirinlerim. Önemli bir duyuru yapacağım. Ama şirine nerede? Gargamel onu yakaladı. Ne? Canım sorun değil, yakında döner. Sakar'ın taşı öyle dedi bize. Evet öyle, aynen öyle dedi. Siz aklınızı mı şirinlediniz? Onu hemen kurtarmalıyız. Çabuk beni takip edin. Şirin baba, şirin baba. Şirine? Gördün mü şirin baba, taşı söylediği gibi geri döndü. Size teşekkür etmeyeceğim. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Sakar, bana taşı ver çabuk. Peki şirin baba. Şimdi duyurumu yapacağım. Peki bir haber değil. Hesaplarıma göre köyümüze korkunç bir fırtına yaklaşmaktadır. Ben hemen uzak çayırlara gidip yağmur başlamadan önce polen toplamalıyım. Gözlüklü, sen ve Sakar da mı tamir edeceksiniz? Peki şirin baba. Geri kalanınız da çiftçiye ürün toplamada yardım edin, yoksa fırtına hepsini mahveder. Hadi, şimdi işinizin başına. Peki şirin baba. Gözlüklü, ben tam onarırken sen ne yapacaksın? En zor işi! Kocaman merdiveni şirin başıma tutacağım! Gözlüklü, sen gerçek bir mavi ahbapsın. Taşım işte orada. Canım taşım. Gözlüklü, taşım yakında havanın düzeleceğini söylüyor. Düzelecek mi? Yani yağmur yapmayacak mı? Bu da tam bekleyebilir de bekler, tarladaki ürünler de öyle. Diğer nedeni de söyleyelim, pikniğe gideriz. Sana güneş açacak diyordum Şirin'e. Sakarın taşı yalan söylemez. Güneş açacakmış ha? Buna ne denir? Salak yağmur olmalı. Hey pastam. Evet, güneş açacak değil mi gözlüklü? Evet, sağ ol gözlüklü. Ama yağmur dinleyecek, taş öyle söyledi. Hey, onları anlat Sakar Şirin. Sakar, gidemezsin. Islanıyorum gözlüklü. Ayrıca Şirin babanın damını hemen tamir etmeliyim. Dikkat edin! Canavar! Yardım edin! İmdat! Şirinlerimin başı dertte. İmdat! Olmaz, yağmur suyu kimyasal maddelerime karışmış. İmdat! Onları ancak bu taze polen kurtarabilir. Al bakalım. Sıkı tutun şirinlerim, hadi hop hop! Gördünüz mü? Güneş açtı işte, Sakar'ın taşı doğru söylemiş. Size endişelenecek bir şey olmadığını söylemiştim. Şirinler ama... yok, siz beni dinlemediniz. Zeki bir şirin olarak ben... Şirin baba! Sakin olun şirinlerim. Şimdi bu hepimize bir ders olmalı. Geleceği düşünmek çok önemli. Ama bugünü yaşamalıyız, öyle değil mi? Taşım yüzünden çok sorun çıkardım Şirin baba, ama artık hepsi bitti. Olacak şey değil. Şirin baba, ben başından beri o taşa hiç güvenmemiştim. Sakar Şirin'e de söyledim ama beni dinlemediler. Beni hiç dinlemezler.
taş olmadan da bunu tahmin edebilirdim aslında. Tarlada yorucu bir gündü değil mi Şirinler? Kesinlikle usta Şirin. Hiç Şirin kaçış yok. Ben yorgunluktan bittim. Ne zor olduğunu bilemem. Yorucu günlerden nefret ediyorum. Hey! Tembele ne oldu? Çiftçi Şirin'in ürününü toplamak için ben ve Somurtkan'a yardım etmesi gerekiyordu. Sen mi çağırdın güçlü? Tembelden nefret ediyorum. Yalnız bu kasayı Şirin çileklerle doldurmak için saatlerce çalış. Yiyecek toplamanın daha iyi bir yolu olmalı. Daha hızlı bir yolu olmalı. Ve daha kolay. Evet ya, bunun ne olduğunu bilmeyi de çok isterdim. Hmm, daha iyi bir yol, daha hızlı bir yol, hatta daha kolay bir yol. Şirin dostları, yeni bir makine geliştirdim. Tarlada size yardım edecek. Buna huzurunuzda Şirinmatik toplama makinesi adını veriyorum. Nasıl çalışacak usta Şirin? Göstereyim Şirin baba. Da 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 di da 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 da. Gördün mü Şirin baba? Her şeyi toplayabiliyor. Ekinleri, şirin çilekleri. İtiraf etmeliyim, çok zekice usta Şirin. Ve ayrıca her şeyi ta evinize, mutfağa kadar getirip usta bırakın. Usta Şirin, zannederim makine yakında çok popüler olacak, hem de çok. Hadi, hadi, acele et, acele et, acele et Şirin'e. Makine birazdan yeni yüküne burada olacak. Ediyorum obur, ediyorum. Kımılda güçlü, kımılda, kımılda. Elimden geldiğince çabuk oluyorum işte çabuk obur, ol. Görmüyor musun? Bu kadar çabuk olmaktan nefret ediyorum. Oh, hayır, gel. Ay, ay. Merhaba Şirinler. Toplama makinesiyle ilgili her şey yolunda mı? Biraz fazla yolunda usta Şirin. Makinelerden nefret ediyorum. Usta Şirin, çevrende Şirinler uyumaya çalışıyor. Affedersin Şirin baba, daha sessiz olmaya çalışırım. Lütfen. Affedersin Şirin baba. Nefret ediyorum. Size teşekkür ederim müzisyen. Şirin dostlarım, şimdi en son ve en büyük buluşumu sergileyeceğim sizlere. Bu müthiş olmuş. İnanılmaz Şirin. Fantastik Şirin. Harika bir Şirin. Çok. Bu nedir? Bu bir Şirinmatik besin işleme kompleksi. Tabii ki. Bu bir Şirinmatik besin işleme kompleksi. Ne olduğunu zannediyorsunuz? Ben en baştan biliyordum. Kendi kendime dedim ki gözlüklü o bir Şirinmatik. Hemen bir dahiyim. Yardım edebilir miyim? Şimdi izleyin Şirinler. Usta Şirin, bu Şirin yaşıma geldim. Daha bunun gibi bir şey görmedim. Teşekkür ederim Şirin baba. Yiyeceklerimizi artık kendimiz hazırlamak zorunda kalmayacağız. Bunlar asla, asla olmaz. Ney, süsle. O pastaların nesi var? Ya ısraf etme ya da isteme. Korkarım ki kremanın rengi olağanüstü Şirin ten rengimle uyuşmuyor. Daha çok hafif eflatun tonunda bir şey bekliyordum. Obur, o pastaları niye atıyorsun? Hangisini yiyeceğime bir türlü karar veremiyorum. Ama yiyecekleri israf etmemelisin. Neden ki? Onlardan daha çok var. Tamam işte, bu doğru da yani. Yardım edin Şirinler! İmdat! Yardım edin Şirinler!
seni kurtaracağım gözlük. Ne komik bir makine bu böyle. Burada neler oluyor? İmdat! Hey, bütün şirinler iyi mi? Tabii ki bütün şirinler iyi. Benim sayemde. Siz hepiniz paniğe kapılırken iyi ki ben soğukkanlılığımı korudum. İşte bunun için Şirin Baba hep beni takdir eder. Her zaman der ki sen... Doğuştan lidersin. Ziyan olan şu yiyeceklere bir bakın. Aa, eski şirin kafalı olma. Usta şirin, daha çok yiyeceğimiz var. Bu çok eğlenceliydi. Evet, çok eğlenceli. Ben gözlüklerin yüzündeki ifadeyi hiç unutmayacağım. Görüyorum ki küçük şirinlerim kötü alışkanlıklar edinmeye başladı. Başka ürün yok mu çiftçi şirin? Hepsi bitti usta şirin. Ve korkarım ki illeri yetişene kadar birkaç ay geçecek. Şu senin makinen gerçekten çok hızlıymış. Birkaç ay mı? Şirin çilek bağlarını kontrol etsem iyi olacak. Şirinler aşkına. Şirin çilek de hiç kalmamış. Obur, obur, obur. Sakladığın ne kadar yiyeceğin var söylesene. Ha? Hiçbir bir şey saklamadın yani. Hayır, ama bir iki dakika içinde yeni yiyecek dağıtımını alıyorum. Elindekilerini iyi sakla. Yiyeceklerimiz bitmek üzere. Oo, hayır, hayır, hayır. Çok pembe. Aman tanrım, bu hiç olmaz. Süsle, süsle. Kalan bütün yiyecek bu kadar mı? Şimdilik evet, ama hardal rengi pastalar için sipariş verdim. Olabildiğince tutumlu ol. Bütün yiyeceğimiz bitmek üzere. Ne acayip. Eğer cildimi kırıştırmasaydı buna gülerdim. Hadi patlat. Yakaladım, yakaladım. Siz şirinler ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Boyum benim yeni buluşum usta şirin. Yiyecek maçı oynamak ister misin? Yiyecek maçı mı? Aklınızı mı kaçırdınız? Şirin yiyeceklerimizi böyle israf edemeyiz. Önümüzden çekil usta şirin. Şurada oynamaya çalışıyoruz. Ama artık durmak zorundasınız. Bütün yiyeceğimiz tükendi. Daha çok yiyecek var. O kadar endişelenme usta şirin. Hadi 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 hadi. Yiyecekten nefret ediyorum. Evet, bu işe yarayacak. Şirin baba, şirin baba. Ha? Evet, ne oldu usta şirin? Onlarla konuşman lazım Şirin Baba. Beni dinlemiyorlar. Bütün yiyeceğimiz tükendi. Ama senin Şirin Batik Besin işleyicisinden çıkan yiyeceklere ne oldu? Hepsi tüketildi Şirin Baba. Bütün şirin çilekler tükenmiş. Yiyecek deposu bomboş ve çiftçi Şirin birkaç ay ekin çıkmayacağını söylüyor. Eminim ki her şeyi biraz şirince abartıyorsun usta Şirin. Şimdi işimin başına dönmem lazım. Ama Şirin Baba ben... Şimdi olmaz. Sonra konuşuruz usta Şirin. Tam zamanında. Aha! Hey! Nerede yiyeceklerim? Hey! Yumurtalarım nerede? Yiyecek makinesi geliyor. Yiyecek makinesi geliyor. Aa! Bekle şirin çileklerim. Hey! Nereye gidiyorsun? Çabuk geri gel bakayım. Bana yiyeceklerimi şirinlemeyi unutun. Ay açım, açım. Oh. Neler oluyor? Ben bugün hiçbir şey almadım. Ben de. Ne oldu? Ne oldu? Şirin babadan şirin gelmedi. Benimle gel sakar. Ne yapmak gerektiğini biliyorum. Gözlüklü, belki de usta şirin haklıydı. Belki de hiç yiyecek kalmadı. Hayır, hayır. O sadece mazeret yönetiyor. Çünkü bu şirinmatik besin her ne şirinse doğru çalışmıyor. Makineyi tamir etmek için usta şirinin benim gibi bir dahiye ihtiyacı var. Şimdi bakalım. Burası pek doğru gözükmüyor. Belki de usta şirin gelene kadar beklesen iyi olur. Aptallaşma sakar, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ay. Ups. Bence buradan şirinleyip gitsek iyi olur gözlüklü. Sakar, beni şaşırtıyorsun. Ne yapmamız gerektiği konusunda benim fikrimi merak etmiyor musun? Tabii ki gözlüklü. Ne yapmamız gerektiği sence? Benim fikrime göre biz de buradan kaçalım. Gözlüklü,
Benim Şirin Matik besin işleyiciyi sen bozdun, öyle değil mi? Hayır, yalnızca tamir etmeye çalışıyordum. Bir şirin çilek. Kalan bütün yiyecek bu mu? 100 şirin birden bunu nasıl yiyecek ya? Ben içebiliriz isterseniz. Galiba bir şirin çileğin güvenliği için onu yerden alsa iyi olur. Bunu ben yaparım. Hayır, önce hayır, ben yiyeyim. Ben daha açım. Ha? Oh hayır. Dikkat, patlayacak. Makinem, kaçın şirinler, kaçın. Kaçın. Bütün çalışmalarım boşa gitti. Belki ben yardımcı olabilirim. Şirin baba. Ama sen ne yapabilirsin ki? Gelin bakalım küçük şirin derim. Şirin baba, bana bütün bu yiyecekleri sakladığından niye bahsetmedin? Bu bize haftalarca yetebilir. Diğer şirinlerin ders almalarını istedim usta şirin ve umarım dersinizi öğrenmişsinizdir şirinler. Evet şirin baba. Ve gelecek sefer usta şirin böyle şirin bir makine yaptığında inanıyorum siz de onu daha akıllıca kullanacaksınız. Evet şirin baba. Evet şirinlerim şimdi yiyebiliriz. Şirinler! Nereye gitti bunlar? Kayboldular. Buna daha fazla katlanamayacağım. Bıktım artık Azman. O küçük iğrenç şeyleri yakalayıp tekrar elimden kaçmaya artık son, tamam mı? Şu andan itibaren onları teker teker yok edeceğim. Teker teker elinden kurtulamazlar. Bu iksir işimi görür. Çok yakında Azman, bu ormanın her köşesi şirin kırıntılarıyla kaplanacak. O bu şirin çorbası için bu bitki köklerinden çok fazla istedim. Evet, umarım buna değer. Sen bulabildin mi tembel şirin? Hayır sporcu şirin. Ben bakayım şu tarafta şirinleyebilir miyim? Ay. Şirinleyebildin mi tembel şirin? Arıyorum şirini. Sanırım bu iş bayağı zaman alacak. Dinle Azman, horluyor. O iğrenç kemirgenlerden biri olmalı bu. Ne? Gargamel. Vay canına, pek de akıllıymışsın. İmdat, yardım edin, imdat. Bağır bağırabildiğin kadar senin mavi beyinli baş belası. Seni sefil yaratık. Yakala onu Azman. Çabuk durma, yakala onu. Nereye kayboldu? O aşağılık küçük canavar fazla uzağa gitmiş olamaz. Tek sorun onun nereye gittiğini bulmak. Çık dışarı bakayım, çık. Neredeysen dışarı çık. Çık dışarı. Çık dedim, duymadın mı? Duydun mu beni? Seni iğrenç yaratık. Seni kedi çorbası yapacağım. Hayır. Gargamel. Azman. İkisi de taş oldu. Hadi şirinler, gayret. Gayret. Çatıya dikkat. Şirinler. Hemen bizimle gelin çabuk. Gargamel ile Azman ikisi de taş oldular. Taş mı? Gelin size gösterelim. Bekleyin geliyoruz. Durun bizi de bekleyin. Hadi Sakar, tamam. Hadi ama Sakar, oyun oynamanın sırası değil. Gargamel taş olmuş. Gargamel taş olmuş. Bence bu hiç de komik değil. Gargamel taş olmuş. Burada neler oluyor? En iyisi gidip bir bakmak. Baksanıza nasıl da taş olmuş.
gözlerime inanamıyorum. İşte bu çok komik. Bu gördüğüm en şirincil manzara. Hayır, ikinci en şirincil. Gargamel'in tepesine son çıkan ıslak şirindir. Evet, koşun, koşun, hadi. Bunun olması iyi oldu Gargamel. Seninle hesaplaşmak için sabırsızlanmaya başlamıştım. Vurayım mı sana? Vurayım mı? Gözüne. Oh. Ona gününü gösterdin güçlü şirin. Aa, bu nasıl ressam? Muhteşem. Bu benim son şaheserim olacak. Şaheser mi? Bir dakika küçük şirinlerim. Bir dakika! Merhaba şirin baba. Gargamel bizi taşa çevirmek istedi ama ona engel olduk. İksir onun üzerine döküldü. Ondan sonra taşı aldım. Şirin olun bir dakika. Küçük şirinlerim, Gargamel bunu kendi mi yaptı? Evet. Beni takip edin şirinlerim. Nereye gidiyoruz şirin baba? Gargamel'in evine. Gargamel'in evine mi? Panzehri bulmak için. Panzehri bulmak için mi? Ama neden şirin baba? Gargamel bizi yok etmek istiyor. Çünkü küçük şirinlerim, eğer biz Gargamel'le Azman'a yardım etmezsek onlardan farkımız kalmaz, değil mi? Gargamel'i eski kahrolası haline çevirecek formül bu olmalı. Ama sayfanın yarısı yırtılmış. Karışımdaki maddelerden biri eksik. O halde bundan vazgeçmekten başka çaremiz yok Şirin baba. Evet, vazgeçelim. Duran! Şirinler, doğru olanı yapmalıyız. Ama Şirin baba, Gargamel'le Azman, onlar bizim düşmanımız. Sporcu, onu sevmek zorunda değiliz ama kurtarmak zorundayız. Bir gün beni anlayacaksınız. Şimdi benimle gelin Şirinler. Belki eksik maddeyi kitaplarımdan birinde bulabilirim. Hadi bakalım. İstediğin kitapları depodan getirdim Şirin baba. Şuraya bırak lütfen Saka. Affedersin Şirin baba. Lütfen biraz daha dikkatli olmaya çalışır mısın Saka? Peki Şirin baba. Umarım panzehir bu kitaplardan birindedir ve ben onu bulurum. Ne resmi yapıyorsun ressam? Bu şimdiye kadar yaptığım en müthiş eser olacak Monsieur Usta. Bir bakalım. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Şirin baba, Gargamel'i kurtarmak istediği için öyle büyük bir bunalıma girdim ki hiç ilham kalmadı bende. İlham mı? Bu korkunç, bu şirin üstü korkunç. Hey! Şakacı, bu hiç komik değil. Komik olan ne kaldı ki? Sonunda o zalim ihtiyar Gargamel'den kurtulduk diye sevinirken Şirin baba onu canlandırmak istiyor. Ha, merak etme şakacı, benim bir fikrim var. Usta Şirin Gargamel'in yerine geçecek bir şey yapıyor. Buna ne gerek var? Gargamel'den kurtulduğumuza çok seviniyorum. Bu Şirin babaya Gargamel varken işlerin ne kadar kötü gittiğini hatırlatır, değil mi? Evet, o zaman da bu panzehir işinden vazgeçer. Güzel, böylece Gargamel'e elveda. Aa sporcu, bu kadar zalim olma. Acımasız kötü kalpli de olsa ben Gargamel için üzülmeye başladım. Öyle mi? O halde Gargamel hakkında iyi bir şey söyle. Gördün mü? Hiç iyi bir yanı yok. İşte bitti. Sizi gidi sefil iğrenç küçük şirinler. Onları mutlaka bir gün yakalayacağım. Acı bize kötü kalpli çatı. Asla. Hepinizi yakalayacağım. Şirin olmayan bir şey var. Yeter usta, şirin döndü şunu. Yapamıyorum. Kontrol edemiyorum. İşte buldum. Formüldeki eksik madde burada. Umarım Şirin baba hemen gerçek Gargamel'e de bir çare bulur. Biz de güvende oluruz.
Haklı olabilirsin şakacı. Gargamel'in panzehirindeki eksik maddeyi buldum. Ruh canlandırıcı ot. Bunu ancak Hokus Pokus ormanında bulabiliriz. Sizler bu pisliği şirinlerken sporcu bana istediğim otu bulur tabii ki. Hadi bakalım sporcu, bana yardım et. Sanırım burada kalıp diğer şirinlere yardım etsem daha iyi olur şirin sporcu, baba. Sporcu, lütfen bana o ottan getir. Peki şirin baba. Bu şirinlik inanılmaz bir şey. Bize o kadar kötülük yaptıktan sonra Gargamel'e yardım edeceğiz. Şirin babanın istediği otları buldum. Bu ihtiyar Gargamel'i hayata döndürecek ve ben de hayat boyu yaptığımdan pişmanlık duyacağım Tanrım. İmdat! Geç kaldığını biliyorum Şirin baba ama sporcu ormanı çok iyi tanır. Bu doğru usta Şirin ama yine de onu merak ediyorum. Korkunç bir fırtına başladı. Peşinden gitmek yok. İmdat! Hapçam! Buradan hemen gitmezsem Şirin nezlesi olacağım. Hadi Şirin adımı. Tepeye vardık sayılır. Öyle yorgunum ki. İhtiyar sporcu sonu geldi galiba. Küçük şirinleri çok özleyeceğim. Kim var orada? Sporcu sen misin? Şirin baba. Şirinler olsun. Siz şirinlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sadece beni kurtarmakla kalmadınız. Hayatın ne kadar değerli olduğunu da gösterdiniz. Gargamel'inkinin bile. Şirin baba işte panzehir yapman için gereken ot. Aferin sana sporcu. Artık Gargamel'le Azman'ı tekrar hayata döndürebiliriz. İşte oradalar. Hadi alçalalım. Al bakalım. Nerede o Azman? Nerede o iğrenç küçük... İksirim. Benim müthiş yok edici, korkunç, acımasız iksirim. Bunu nasıl yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. O sefil mavi boyunların üzerindeki küçük mavi kafaların hepsini uçuracağım. Siz hayatımda gördüğüm en sinir bozucu, en iğrenç, en sefil küçük mavi yaratıklarsınız. Evet Şirin baba, galiba her şey normale döndü. Evet sporcu, duyduğum kadarıyla çok haklısın. Şirine'nin başı dertte, koşun. Ne oldu Şirineciğim? Bahçemde korkunç bir yaratık var. Bahçende yaratık mı var? Tamam, kendinizi toparlayın Şirinler. Ben buradayım. Sadece benim. Tembel Şirin! Burada ne yapıyorsun sen bakayım? Son zamanlarda gözüm hiç uyku girmiyordu. Burası da uyumak için uygun bir yer gibi geldi bana. Yani sen uyuyamıyor muydun ha? Sen tembel Şirin! Evet, bu çok kötü bir şirin kaderi. Bir tutam daha tatlı şirin otu gerek. Fakat o bu şirin şekerleme yapmak için çok uygun bir yere benziyordu. Ve bir daha hiç uyumasan da umurumda değil. Dışarı! Bütün bu yorucu işler beni susattı. Kendime içecek bir şey şirinleyeceğim. Kusura bakmayın şirinler ama nereye gitsem bir türlü uyuyamıyorum. Ne yapayım? Kaçma! Kaçma! Buraya gel! Nerede bu? Gülü göstereceğim. Hem ben şirin. Bu konuyu şirin babayla konuşman lazım. Haklısın kurnaz şirin. Bu şekilde hiç uyuyamayacağım kesin. Çok kötüyüm şirin baba. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün gece yatakta dönüp duruyorum. Bana verebileceğin bir ilacın var mı acaba? Üzgünüm tembel ama yapabileceğim bir şey yok. İyi bir gece uykusu için en iyi ilaç biraz egzersiz yapmaktır tabii ki. Egzersiz mi? Evet.
Oturma, kalkma, jogging, yürüyüş, ip atlamak, yüzmek, bisiklet, jimnastik, şınav. Oh, hayır. Egzersiz olmaz. Oh, Şirin Baba, Şirin Baba, Şirin Baba, şu zavallı çiçeğime bak. O çok, çok buruşmuş. Düzelmeyecek, öyle değil mi? Hayır, kibirli. Şimdi eve git ve rahatla. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şirin Baba, sana ne verdi Temeşir'in? İlaç, toz ya da ne bileyim işte. Ben yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyledi. Yapabileceği hiçbir şey yok muymuş? Aa, bir yanlışlık olmalı. Sen burada bekle. Bilirsin ben Şirin Baba'nın yakın arkadaşıyımdır. Bakalım belki bir şeyler ayarlayabilirim. Ne yazık ki bana daha erken gelmeliydi. Belki o zaman yardım edebilirdim ama korkarım ki artık çok geç. Sonu gelmiş gibi görünüyor. En fazla 2 günü kalmış. Zavallı Temel, sadece 2 gün, sadece. Ay, diğerlerine de söylemeliyim. Hemen söylemeliyim. Şirinler, Şirinler. Çok kötü bir haberim var Şirin Baba. Temel'in sadece 2 günü kaldığını söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Niçin? Şey için, şirinlemek için. Ay. Buna inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ay, zavallı Tembel Şirin. Şirin Baba onun için yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. O zaman Tembel'in son 2 gününü çok mutlu geçirmesini sağlamalıyız. Aa, buldum. Ona bir veda partisi düzenleyeceğiz. Evet. Ona kocaman bir pasta yapalım. Ben de güzel çiçekler toplayacağım. Küçük çiçek, seni mutlaka iyileştireceğim. Bunun için bütün sihirleri deneyeceğim. Hop, çok fazla. Şirin Baba, seni partiye davet etmek. Lütfen kurnaz. Şimdi çok meşgulüm. Peki Şirin Baba. Şirinlik. Şirin Baba gerçekten kötü durumda. Sanırım partiyi onsuz yapmak zorunda kalacağız. Güzel. Harika. Nefes parti değiliz. Evet, çok şirin ama niçin benim için parti yapıyorsunuz? Bilmiyor musun? Şeyden ne of ay. Çünkü hepimiz seni çok seviyoruz. Ay. Bu senin için Tembel. Bir portre. Teşekkür ederim ressam arkadaşım. Sen her zaman benim en sevdiğim modeldin. Model miydim? Ve şimdi Tembel Şirin için bir şiir. Bazı hataları vardı belki. Fazla uyumak gibi. Ama şimdi bütün köyü gözyaşına boğarak gitmesinin zamanı geldi. Bir gidiyor, bir gidecek. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Özellikle bu kadar iyi arkadaşlarım varken. Galiba şirinleri bir parti veriyorlar. Keşke ben de katılabilseydim ama görev her şeyden önce gelir. Ne yazık ki bu tembelin son partisi. Ne? Dedim ki ne yazık ki bu tembelin son partisi. Son parti mi? Son partisi demek de ne demek istedi? Demek istedi ki... Sekar, çok fazla ve çok sessiz konuşuyorsun. Şirin Baba'nın Tembel Şirin'in iyileşemeyeceğini ve 2 gün sonra şirinleyeceğini söylediğini ağzından kaçırmamalısın. Bunlar gizli bilgidir. Lütfen Sakar, bunları söyleme. Her şeyi mahvetmeyi Sakar'a bırakmalıydım. Demek sebebi buymuş. Daha fazla şirin kalamayacağıma. Bir sorun olduğunu anlamalıydım. Hiç uyuyamıyordum. Zavallı Tembel. Zavallı Tembel. Burada oturup bekleyemem ki. Ben bir şirin miyim yoksa bir fare miyim? Tembel, nereye gidiyorsun? Son saatlerimi iyi geçirmeliyim. Şimdiye kadar hep yorgun hissedip de yapamadığım her şeyi yapmak istiyorum. Ne gibi Tembel? En yüksek dağa tırmanacağım. En deli ırmaklarda köpek çekip en vahşi hayvanları evcilleştireceğim. Her şeyi yapacağım. Çok tehlikeli görünüyor, öyle değil evet, mi? Evet, öyle. Şşt Tembel, bekle bakayım, bekle. Kendinizi kollayın. Ben geliyorum. Çabuk şirinler, şu sandala şirinleyin. Onu durdurmalıyız. Tembel! Bekle! Dur! Yapma! Sakin olun şirinler. Kaybedecek neyim var ki? Tembel düşüyor. Olamaz! Olamaz! Çek! 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 Çek
Dikkat et oğlum. Ne şirin bir maceraydı ve sonunda arkadaşlarım da son saatlerimde benimle beraberler. Ne kadar güzel değil mi? Son saatlerini Şirin köyüne geçirmeye ne dersin Tembel? Aa, henüz değil. Beraber yapabileceğimiz daha çok şey var. Ne? Beraber mi? En yüksek dağın tepesine tırmanacağım. İşte gidiyorum. Yavaş ol Tembel. Bu çok tehlikeli olabilir. Ay 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 ay. Endişelerinizi anlayabiliyorum arkadaşlar. Fakat tehlike artık bana hiçbir şey ifade etmiyor. Son gelen çığlık şirindir. Hadi lo 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 lo. Lo 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 lo. Aa, ne iyi arkadaşlarsınız. Beni neşelendirmeye çalışmanız ne kadar asilce. Ay ne güzelsiniz. Tembel, artık Şirin köyüne dönmeye ne dersin? Henüz değil. Son bir muhteşem başarı daha elde etmeliyim arkadaşlar. Daha önce hiçbir Şirin'in yapmadığı bir şey bu. Evet arkadaşlar. Bu vahşi hayvanı evcilleştireceğim. Ama o çok büyük bir vahşi görünüyor. Bu da başarıyı attırır. Tembel dur ya, lütfen ya, dur ya. Bunu bize yapamazsın. Yani bir Şirin'in son arzusunu red mi ediyorsunuz arkadaşlar ha? İnanamıyorum. Ama şey yani, Tembel yani. Sadece ama bunu yapabilecek bir pelerine ihtiyacım var. Evet, pelerin. Ya evet, haklısın Şirin'e. Ben hemen bir pelerin bulup geliyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Keşke Tembel onun yerine bu hayvanı evcilleştirebilse. Tamam, Tembel gitmişken hayvanları değiştirelim Şirinler. Ben de size böyle yapmayı teklif edecektim. Ama önce problemi çeşitli açılardan tatmamız gerekli. Görüyorsunuz ki her problem çeşitli açılardan... Hey, beni bekleyin! Tamam Şirinler, bu işe yarayacak. Şimdi herkes yerine. Toho, Toho! Aha! Evet küçük çiçek, inanılmaz bir şekilde iyileştin. Kibirli seni görünce çok mutlu olacak. Aha, kibirli, işte çiçeğin. Peki bütün şirinler nereye gitti? Bu mutlaka müzisyendir. Ne yaptıklarını öğrenmeliyim. Ali! Şirinler, söylesenize burada neler oluyor bakayım. Aa, Şirin baba, bizim veda partimize katılmana çok sevindik. Veda? Veda mı dedin? Tembel, daha fazla Şirin diyemeyecek. Hatırladınız mı? Hayır, hatırlamadım. Ama ben kesinlikle Tembel'in iki günü kaldığını söylediğinizi duydum. Oh, demek bu yüzden. Ben Kibirli'nin çiçeğinden bahsediyordum. Tembel'den değil. İyileştin. Ne mutlu bir gün değil mi? Tembel'in iyileşmesi için sadece biraz egzersiz yapması lazımdı. Duydun mu Tembel? İyileşeceksin. Şirin baba öyle diyor. Korkacak bir şey yok. O zaman bu vahşi hayvanla neden uğraşayım ki? Bana ne? O vahşi bir hayvan değil ki Tembel. Sadece bir... Şirin kendini kurtarsın. Kurtar canınızı. Geliyor. Bir dahaki sefere benim küçük şirinlerim, unutmayın ki her gün yapabileceğiniz pek çok şirin şey vardır. Bütün söylediğim sadece biraz egzersiz yapmasaydı. Evet küçük arkadaşım, galiba sen ve ben bu gece yalnız yemek yiyeceğiz. Şakacı, gerisini yanlış yere koyuyorsun. Çiftçi, çekit salladığın yere dikkat et. Kütüye dikkat et Sakar. Şirin baba her zaman der ki ellerinizle çalışın. Yani ağzınızla değil. Şirin baba bunu öğrenirse görürsün gününü. Şirin baba. Usta, bu su değirmeni harika bir fikirdi. Böylece işimiz çok kolaylaşacak, öyle değil mi? Sağ ol Şirin baba. Sanırım yarın öğleden sonra onu bitirmiş oluruz.
Pekala, şimdi dediğimde hepimiz aynı anda dingili çakacağız. Hadi başlayın. Hey, hayalci nerede? Acaba uzayda yaşayan şirinler var mıdır? Eminim vardır. Herhalde onlar da buradaki yaşamı merak ediyorlardır. Hayalci! Hey, sanki biri bana seslendi. Buradayım, buradayım. Hayalci! Merhaba güçlü. Hemen kalk bakayım. Yapılacak çok iş var. Orada mutlaka birileri olmalı ama bize görünmek istemiyorlar. Hayalci, bastığın yere dikkat et. Eminim onlar da bize benziyorlardı. Tam olmasa bile. İşte şirin var bir şey. Hayalci! Hayalci! Dur! İmdat! Dikkat et! Uzayda yaşam filan yoktur hayalci ama burada yaşam var. Evet, bir an önce bunu ağlasan iyi olur. Daha neler gelecek kim bilir. Acaba onlar neye benziyor? Belki de insandır mı? Ay, bunu görmem lazım. Hiçbir şeye rastlamadım. En iyisi geri döneyim. Bu da ne? Sanırım onca yolu tepip gelmişler. Merak ettim. Çok meraklandım. Merhaba, kimse var mı? Sanırım yok. Çok aptalca bir fikirdi, neyse. Acaba uzayda başka şirin var mı? Ay! Şirinler, az önce bir... Nerede kaldın hayalci? Dingili takmamıza yardım etmeliydin. Fakat bu çok daha önemli. Az önce ben uzaylı bir şirin gördüm. Uzaylı bir şirin mi? Uzaylı bir şirin mi? Bu gerçek. Onu gördüm. Aynı bir şirinler boyunda ve... güçlü sana gösterebilirim bunu. Şu anda ormanda ve... Sırf senin hayallerin uğruna vaktimi harcayamam hayalci. Ama bu gerçekten gördüm diyorum ben sana. Tembel, bana inanmak zorundasın. Süslü. Onu gördüm. Uzaydan gelen bir şirin yaratıktı. Hangisi daha iyi hayalci? Profilden mi yoksa? Süslü, sana onu gördüm diyorum. Boş ver bunları. Aslında her iki açıdan da güzel değil mi? Dostum, uzaylı şirin gördüm desem inanır mısın? Ben de öyle düşündüm. Bu bir sürpriz. Bana şu sıkıştırıcıyı verir misin lütfen? Tamam, ne demek istedim ben böyle bir anlayamadım. Sağ ol. Şimdi de testere. Sağ ol. Hey, böyle uzatmak inip çıkmaktan daha kolay görünüyor. Baksana usta, bir ihtiyacın var mı? Tabii Sakar. Benim yerime şu kovayı tutar mısın? Tabii tutarım. Onu tutunca haber ver. Tuttum. Hey, kimse yok mu? Göremiyorum. Ana dingil. Ana dingil nerede? O en önemli parçası. Bu o mu acaba usta? Evet, oydu. Şimdi bir tane daha şirinlemeliyiz. Gökten aşağı indi Şirin Baba ve kendisi de gümüş kaplıydı. Bir ağaca takılıydı. Kocaman bir ağaçta. Bunlara inanmak çok güç hayalci ama yine de seninle ormana onu gördüğün yere gideceğim tabii ki. Hadi gidelim bari. Teşekkürler Şirin Baba. Teşekkürler. Bu çalılığın tam arkasındaydı Şirin Baba. Ama anlayamıyorum.
tam buradaydı. Hatta yerde bir çukur bile açmıştı. Şey hayalci, yanlış anlama ama korkarım, burada hiçbir şey yok. Ama onu gördüm Şirin Baba ve o uzaylıyı da gördüm. Belki de hayal görmüşsündür hayalci. Şimdi geri dönüp ustaya yardım etmeliyim. Merhaba dostum. Sen kimsin? Köydeki tüm şirinleri tanıdığımı sanıyordum. Şirin Baba! Şirin Baba, onu buldum! Onu buldum Şirin Baba! Şirin Baba, onu buldum! Onu buldum Şirin Baba, gel bak! Gördün mü, işte burada! Belki de çok fazla çalıştın hayalci. Şirin Baba, bana inanmak zorundasın. O gerçek bir şirin değil. Anlat ona lütfen, hadi anlat. Sana bir ilaç şirinliğim. Su değirmeni bittikten sonra ama, tabii. Biliyor musun? Bir iyilik yap ve yok ol. Seni bir daha görmek istemiyorum, tamam mı? Sen oraya bak Sakar. Bakalım o tahta parçası dayanıklı mı? Yani dingili döndürmeye yetecek mi? Pekala. Usta. Bir dingil arıyorum. Bir dingil arıyorum. Bu gerçekten çok komik. Ama düzgün ve de sağlam görünüyor. Usta, bu bulduğum şey işe yarar mı acaba? Ne dersin? Aslını istersen bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim. Sence ondan sağlam dingil olur mu usta? Bana kalırsa tam oturdu. Tamam Şirin Baba. Şirin Baba. Kanalı aç artık güçlü. Neler oluyor? Bu kadar hızlı şirinlenmemesi gerekirdi. Bakın, parlıyor. Usta, dingil olarak ne kullandın? Emin değilim Şirin Baba. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Her neyse, hala vakit varken onu bir an önce şirinlemeye bakalım, hadi. Şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Bütün şirinler beni izlesin, çabuk. Onu gördüğüme eminim. En azından öyle sanıyorum. Rüzgar bütün yaprakları dökmüş. Şirin aşkına. Pastam. Çilekten nefret ederim. Çilekten nefret ederim dedim. Kekten de nefret ederim. Şirinler, burası güvenli değil. Hemen şu mağaraya sığınmalıyız. Acele edin şirinlerim, acele edin. Çabuk olun. Şirin Baba, seni yakaladım Şirin Baba. Şu dingil, onu daha önce de gördüm sanki. Fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz şirinlerim. Su değirmenin o kadar hızlı döndüren şey nedir Şirin Baba? Bilmiyorum Şirin'i. Umarım bu rüzgar köyümüzü yerle bir etmez. Nasıl durduracağımı biliyorum Şirin Baba. Hayalci, bekle! Hayalci! Zavallıcık, bu rüzgar onu öteki kırarlığa kadar sürükleyebilir. Bu havada hiçbir şey yapamayız. Oturup dua edelim bence. İşte buradasın. Bize yardım etmelisin. Rüzgar köyümüzü yerle bir ediyor. Su değirmeninde bir şey gördüm. Tıpkı senin uzay aracının bir parçasına benziyordu. Su değirmeninin diyorum. Rüzgar hafifliyor. Çabuk hayalciyi bulmalıyız. Dikkat et. Dikkat et! Önemli değil dostum.
Nüt nüt. Hoşça kal. Umarım yine gelirsin. Görüşürüz. Hayalci, ha? Çok akıllısın. Değirmeni nasıl durdurdun hayalci? Evet, bunu nasıl şirinledin ha? Nasıl başardın bunu söyle? Şey, aslını isterseniz onu ben durdurmadım. Uzaydan gelen dostum durdurdu. Aa, kendin mi? Yapma hayalci. Bu sıkmaya çok sıkmaya başladı. Sıkılmaktan nefret ederim. Aslında onu gördüm. Gerçekten gördüm. Aa, hiçbir şirini kendime inandıramıyorum. Ben sana inanıyorum hayalci. Sahi mi Şirin Baba? Yani mümkün olabilir diyorum. Hoşça kal dostum. Aslında şimdi inandım.